Selamünaleyküm dostlar. La Havle isimli hikayemizin 6. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Aklım başıma gelip de beynim çalışmaya başlayana kadar aynı pozisyonda kaldım. Yaşadıklarım zihnimde şekillendiğinde ise endişe ve pişmanlık sardı her yanımı. Endişeliyim çünkü Aziz amcam dahi biliyordu durumu, onun bilmesi geri kalan birçok kişinin bilmesi demekti. Pişmandım çünkü saf gibi davranmıştım. Salak manasında olan saflıktan söz ediyorum. Tam bir saf gibi davranmış ve Şule teyzeme rezil olmuştum. Tekrar arayıp kendimi ifade etmeye kalksam daha da batıracağıma adım gibi emin olduğum için başa gelen rezillik de olsa çekilir kafasıyla uzanıp yorgunluk atma işime kaldığım yerden devam ettim. İçimde babası akşam eve gelirken o çok istediği kırmızı pabuçları almış küçük bir kız çocuğunun mutluluğu vardı. Yüzümde ise o mutluluğun bıraktığı kocaman bir tebessüm. Çoğu insan böyle hisler içerisindeyken uyuyamaz. Bense annemle konuşma işini ertesi güne bırakıp vurdum kafayı, sabaha kadar uyudum. Sabaha kadar. İşlerimi geniş bir zamana yayıp rahat rahat yapmayı sevdiğim için kahvaltımdan da ödün vermedim. Hamlenin alttan alttan soktuğu lafları göz ardı ederek çay keyfi yapmak bir miktar zorladı beni. Ama değdi. Ortalık biraz durulduğunda annemi gizli meseleler konuşma mekanımız olan yatak odasına çağırdım. Her şeyden haberdar olsa da dün Şule teyzemle konuştuklarımı anlattım ona. Ne düşündüğümü, ne cevap vereceğimi merak ediyordu. Aynı şekilde ben de onun ne hissettiğini bilmek istiyordum. Cevabım belli olsa da onun görüşünü öncelemem gerekiyordu. O benim annemdi. Razı gelmeyeceği bir şey yapmazdım, yapamazdım. Sen ne düşünüyorsun anne? Ne yapmalıyım sence? İtinayla kemirdi dudaklarını ve sonuna kadar çattığı kaşlarını serbest bıraktı. Benim ne düşündüğüm değil, senin ne düşündüğün önemli Havle. Olmaz dersen söyleriz Şule'ye iletir. Olur dersen de görüşürsünüz çocukla, bir tanışırsınız. Baktın olacak gibi değil, geri çeviririz. Bir ayıp, bir kusur yok bunda. Elbette, illaki olacak diye bir şey yok zaten de. Korkuyor musun? Biraz, yalan yok, korkuyordum. Her ne kadar mutlu hissetsem de henüz ortada hiçbir şey yoktu. Talha'yı yeteri kadar tanımıyordum. Sevdiğim, belki de sevdiğimi düşündüğüm kişiydi. Ya bir şeyler ters giderse, ya zannettiğim kadar ya da anlaşabileceğim kadar iyi biri değilse diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Yani diğeri gibi olmaz diyorsun öyle mi? Evet inşallah, yine de sana kalmış tabii. Düşünmeye gerek yoktu o zaman. Annem razıysa tamamdı bu iş. Ben zaten dünden razıydım. Peki o zaman kabul ediyorum görüşmeyi. Tamam yavrum, haber ederiz Şule teyzene, ayarlamayı yapar o. Anne şey var bir de, bu sefer Hubeyb'in haberi olsun istiyorum. Geçenkini öğrenince sinirlendi. Yine aynı şey olmasın. Tamam annem, söylerim ben ona. Sen merak etme diyerek sırtımı sıvazladı. Kafamdaki gereksiz düşünceleri yok saydığımın ispatı olan bir gülümsemeyle ayrıldım odadan. Ben istemiştim. Rabbimden beklemiştim. Gönlümdekini hakkımda hayırlı eyle demiştim. Şimdi bu iş olursa hayırlısı olacaktı. Olmazsa da yine hakkımda hayırlı olan bu olacaktı. Bu yüzden kendimi sıkıntıya sokmayacaktım. Evet, böylesi çok daha iyiydi. Duygularımı zirvede yaşamayı bir kenara bırakmak zorundaydım. Olursa ne ala, olmazsa da başım gözüm üstüne diyebilmeliydim. Aşağı inince kütüphanede kitap okumaya dalmış kız kardeşimlerimle uğraştım. Onları yeterince gıcık ettikten sonra biraz daha rahatlamış içimle birlikte mutfağa gittim. Annemle konuşmak gerilmeme sebep olduğu için midem kazınmıştı. Çekmecelerden birinde bulduğum çikolataya bir çırpıda yesem de bana yetmedi. Ben ve rahatlamış içime keyfim ve kahyası da eklendiği için o minik şeyin hepimize yetmesi imkansızdı zaten. Daha kalıcı bir çözüm için ekmek arası peynir domates yedim ben de. Ardından daha fazla saçmalamamak adına hızlıca yukarı çıktım. Odama gireceğim esnada annemin odasından gelen sesler dikkatimi çekti. Annemin söylediklerine bakarak Şule teyzemle görüştüğünü düşünüyordum ki Hubeyb'in sesi doldu kulaklarıma. Sinirli gibiydi. Neden anne? Nedeni var mı oğlum? Böyle soru mu olur? Evlilik görüşmesinin nedeni mi olur? Onu demiyorum. Neden sürekli Havle'ye birilerini bulmaya çalışıyorsunuz? Bu kız okuyor ve sadece 22 yaşında. Ne bu evlendirme çabası? Sözlerine dikkat et Hubeyb. Artık annem de sinirli konuşuyordu. Kızı birilerine yamamaya çalışıyormuşuz gibi konuşma. O senin kardeşin ise bizim de kızımız. 50 yaşına da gelse o istemediği sürece kimseye verecek de değiliz. Hem kaç talibi geri çevirdiğimi ben biliyorum. Olabilme ihtimali olan birini dile getirdim geçen. Aldım ağzımın payını. Bir daha da bir şey dememe kararı aldım. Nereden çıktı bu o zaman? Şule teyzenden. Ha işbirliği bir de. Bravo anne ya gerçekten. Bana bak Hubeyb, sen çok oluyorsun.
Burada durup onları dinlemem hiç hoş değildi ama devamını duymazsam merakımdan çat diye çatlayıverirdim. Hem onlar da kapıyı açık bırakmışlardı. Gizli konuşacak olsalar kapıyı kapatmaları gerekirdi değil mi? Senin bulduğun kılıfa tüküreyim. Sen sus bir be, bir kere de karışma. Kimmiş peki? Tanıdık biri miymiş bu sefer he? Al işte. Tanıdık tanıdık. Zübeyir'in arkadaşıymış. Adı da Taha mı Talha mı öyle bir şey. Neymiş neymiş? Dedim ya oğlum Talha'ydı galiba. Ne? Kafayı yiyeceğim ya. Niye ne oldu ki? Yok bir şey anne. Havle ne diyor peki? Görüşmeye kabul etti. Kararı kendisi verecek artık. Bu sefer seni de bilmeni istedi. İyi sağ olun. Morali bozulmuş, canı sıkılmıştı. Söyleyecek çok şey var gibiydi ama kendisine söz hakkı düşmediğinin farkında olduğu için susmak zorunda kalıyordu. Bunun için yüzünü görmeme gerek yoktu. Sesinden anlardım her şeyini. Bir şey diyor musun? Diye sordu annem. Ne diyeyim anne? Ses daha yakından geliyordu. Her şeyi halletmişsiniz aranızda siz. Ben ne diyebilirim ki? Ne dememi istersin? Tamam, hiçbir şey deme. O yüzünü de düzelt. Bu meseleden dolayı kimseye gönül koyamazsın. Özellikle de Havle'ye, tamam mı? Tamam diyerek çıktı odadan. Beni görmeyi beklemediği o kadar belliydi ki önce şaşırır gibi oldu, sonra da kaşlarını çatıp odasına ilerledi. İçeri girer girmez de kapıyı kapattı. Sertçe. Aval aval arkasından baktığım için annemin yanıma geldiğini fark etmemiştim. Sinirlendi dedi. Seni kaybetmek istemiyor. Evlilik birilerini kaybetmek değildir ki. Üstelik bu sadece görüşme. Hiçbir şey belli bile değil. Anlayacak. Merak etme. Ben konuşur alırım sinirini onun. Sözlerim annemi gülümsetti. Aramızdaki bu bağı o da çok seviyordu. Ondan ne şüphe diyerek arkasını döndü ve merdivenlerden inmeye başladı. Bulunduğum yerde bir süre Hubeyb'in yanına şimdi mi gitsem yoksa bu işi sonraya mı bıraksam diye düşündüm. Şöyle bir iki saniye falan ardından ya Allah bismillah diyerek daldım odasına. Gözlerini kapatmış bir halde sırt üstü uzanıyordu. Kaşlarının çatık olduğunu tekrar dile getirmeme gerek yok sanırım. Ölçüp biçiyor olmalıydı bir şeyleri. Gel demedim. Lütfen çıkar mısın dışarı? Vav, görüyor musun keratayı? Benim geldiğimi anlamış da bir de kovarmış. Yok canım ya, başka? Geldim baktım gayet müsaitsin. Seninle konuşmadan da şuradan şuraya gitmem. Ağzının içinde homur homur bir şeyler söyledi. Aldırmadım. Yana kay diyerek yanına uzandım. Uzun bir la havle çekip öfleye püfleye yaptı dediğimi. Birkaç kıpırdanış, biraz da yandakini rahatsız edişin ardından iyice yerleştim yerime. Neden sinirlendin? Sinirlenmedim dedi. Ben bu çocuğu döverim arkadaş. Hubeyb. Ne var? Her şeyi duydum. Kapı mı dinliyorsun sen? Ayıp. Kapı açıktı bir kere. İyi. Madem duydun her şeyi, neyi soruyorsun o zaman? O görmesi de gözlerimi devirdim. Neden böyle tepki verdiğini merak ediyorum. Evlenmeni istemiyorum dedi birden. Sanırım bunu beklemiyordum. Çok ani oldu. Ama kaçınılmaz bir şey bu. Eninde sonunda evleneceğim ve sen de öyle. En azından şu an için evlenmeni istemiyorum. Ya ama kızamıyorum ki biricim ya. Evlilik yok ki şu an. Bu sadece bir görüşme. Kafasını benden yana çevirdi. Bu hareketiyle ben de ona döndüm. Kaşları biraz daha düzelmişti. Gözleri ise sakin ve düşünceli bir konuşmanın izlerini taşıyordu. Devamı gelmeyecek mi zannediyorsun? Bilmem. Buna görüşmeden sonra karar verebilirim ancak. Talha abi iyi biri. Hatta çok iyi biri. Seninle birçok ortak özelliği var. Yani görüştüp tanıştıktan sonra anlaşamamanız imkansız. Bu işin olmaması da. Ama sen böyle anlatırsan ben hemen etkilenirim ki. Olmayacağı varsa da olur diyerek sırıttım. Hiç hoşlanmadı bu durumdan. Huzursuzdu. Yattığı yerden doğrulup oturur pozisyona geçti. Sıkıntılı bir nefes vererek elini saçların arasından geçirdi. Sonra da nevresiminin üzerindeki desenlerle oynamaya başladı. Sarılarak teskin edilmeye ihtiyaç duyan küçük bir çocuk gibiydi. Ama biraz daha beklemeliydim. Doğru zamanda doğru bir hamleyle sarılacak ve gönlünü alacaktım. Tıpkı onun gibi oturur pozisyona geçtim ben de. Önüme gelen saçları kulağımın arkasına sıkıştırıp onun desenler üzerinde gezinen elini takip etmeye başladım. Aynı kutuplar birbirini iter derler. Belki benzerliklerimiz anlaşamamazlık olarak ortaya çıkar bizde. Bravo Havle, bravo. Bu hanım kardeşimizi ayakta alkışlayarak üç evetle uğurluyoruz. Kendisi kim daha salak, yetenek yarışmasının birincisi olmaya hak kazandı. Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Ne diyorsun Hamle ya? Mühim bir mesele konuşuyoruz şurada. Ebe zekası her geçen gün adım adım geriye giden kardeşim. Ağzımdan çıkan her sözümüz dua yerine geçebiliyor yani. Hani sen de Talha ile anlaşabilmek istiyorsun ya. Neden böyle olumsuz şeyleri düşünüyorsun demeyeceğim. Ama en azından dile getirme be kızım.
Ha, doğru diyorsun. E tabii doğru diyorum. Hakikaten çok doğru diyordu. Hubeyb'i teselli etme uğruna bu işten vazgeçmeye bile göze alacakmış gibi davranıyordum. Ben var ya, saçmalıyordum şu sıralar. Ciddili saçmalıyordum hem de. Hubeyb'in bana bir bakışı vardı. Hamleyle işbirliği yaptıklarını düşündüm o an. Tamam, evet biraz saçmalamış olabilirim dediğimde tek kaşını kaldırarak devam etti dik dik bakmaya. Of ya, büyük saçmaladım, kabul ediyorum. Ha şöyle diyerek cevapladı beni. Kendine gelmiş bizim azarlı olan, bunun farkındalığıyla sırıtmaya başladığımda hiç sırıtma, fikrim zerre değişmiş değil diyerek engelledi beni. Ay Hubeyb, ne abarttın be, alt tarafı bir görüşme, yapmayayım mı yani, bunu mu istiyorsun? Benden gizlememenin hatırına o kadarına karışmayacağım. Ama ne ama? Görüşme bizim evde olacak. Gözlerimin önünde. Bu kadar mı? Evet. Başka bir şey yok yani. Evet. İyi madem anlaştık diyerek elimi uzattım tokalaşmak adına. O da uzattı. Tatlıya bağladık işi. Tabii ben bununla yetinmeyip bir güzel sarıldım. Baktım o karşılık vermiyor. Ne bekliyorsun? Sen de sarılsana diye bağırdım. Nihayet aklı başına geldi. Henüz ellerini sırtıma koyup iyi tamam sarıldım. Yeter hadi demişken kapı açıldı ve bir ses çınladı evin içinde. Rümeysa abla koş. Bunlar bizsiz sevgi yumağı olmuşlar. Sonrasını tahmin ediyorsunuzdur zaten. Ve Talha'nın ağzından tahmin ettiğimden çok daha güzel bir 5 ay geçirdim. Sosyal bir insan olduğum için zaten geniş olan arkadaş çevrem daha da genişledi. Komutanlarımla aram iyiydi. Beni bıraksalar daha da ormanda yaşamaya dünden razı olduğum için herkesin zorluk adı altında anlattığı onca şeyi seve seve yaptım. Bir sürü de güzel anı biriktirdim. Erkeklerin askerlik anları hiç bitmez muhabbetini şimdi daha iyi anlıyordum. İstanbul'a evime döndüğümde anlatacak çok şeyim vardı. Ma ile karşıladılar beni. Ablam, abim, onların eşleri ve çocukları hepsi bizim evde toplanmıştı. Özlediğimi ve özlendiğim iliklerime kadar hissettiğim bir akşam olmuştu. Değer verdiğin kişiler tarafından değer görmek insana dünyada bahşedilen en büyük nimetlerden biri olmalıydı. Öyle hissettiriyordu. Ertesi gün kahvaltıdan önce yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Aynadaki yansımam son 5 aydır olduğu gibi yine rahatsız etti beni. Tipim askerliğe dair tek kötü şey olabilirdi. Bazıları vardır, kafayı dazlak da yapsa 3 numaraya da vursa yakışıklı olur. Ben asker olacağım diye ser miktardaki yakışıklılığımı kaybetmiştim. Bir an evvel saçım sakalım uzasa da aynalardan kaçmak zorunda kalmasam diye dua ediyordum. Babam erkenden çıkmıştı. Emekli adamın dışarıda ne iş olur diye sormaya bırakalı uzun zaman olduğundan aldırmadım. Normalde 2 yumurtayla beni geçiştiren annemse 10 numara bir sofra kurmuştu dönüşümün hatırına. İyi bakamamışlar sana orada oğlum. Zayıflamışsın. Güzel güzelliğe bakayım diye tembihleyerek kafamdan öptü. Canım anam desem çok mu kek olurum acaba? Bir yedim bir konuştum. Baktık böyle olmuyor. Bu gidişle sofrada kalacağız. Bu faslı hızla bitirip oturma odasına geçtik. Uzun uzun muhabbet ettik annemle çay eşliğinde. Annem bir ara oğlum dedi. Hazır askerden de döndüğüne göre ahanda geliyor dedim. Ama hiç bozuntuya vermeden tatlımdan bir çatal alarak konuştum. Evet anne benim de aklımda. Karavana sırtlanıp şöyle bir Anadolu çırına çıkayım diyorum. Annem öyle bir göz devirdi ki bakın abartmıyorum şu yaşımda ben öyle güzel göz deviremem. Talha onu mu diyorum ben anneciğim? Aa ben onu diyorsun sanmıştım. Başka bir şey mi diyecektin sen? Ulan Talha, iyi rol kesiyorsun. Aferin koçum. Senin yokluğunda düşündüm taşındım. Allah'ım ne olur beni evlendirmekten vazgeçtiğini söylesin ne olur. Evet anne. Oturduğu yerden kalktı yanıma geldi. Hava çok sıcak az öteye git diyemedim. Anamdır sonuçta. Yetmez gibi elini dizime koydu. Geliyor gelmekte olan diyerek gözlerimi yumdum. Kulaklarımı da dört açtım. Talha. Bu kısımda gözlerimden birini açmam gerektiğini düşündüm. Efendim anne, ciddi bir şey konuşuyorum, gözlerini aç. Kurtuluşum yoktu demek. Dediğini yaptım mecburen. Her seferinde bir kaçış yolu buluyorsun. Bu sefer tanımadan etmeden reddetmene izin vermeyeceğim. Neyi anne, kimi? Annem kollarını göğsünde bağlayıp güzelce arkasına yaslandı. Neyden bahsettiğimi sen gayet iyi anladın bence. Ben de bağladığı kollarını çözüp onların yerine kafamı koydum. Neyden bahsettiğini anlayamıyorum anneciğim. Şu an şefkate ihtiyacım var. Başımı sev. Annem her zaman yaptığını yaptı. Bir iki okşamadan sonra enseme bir şaplak indirdi. Kaldır kafanda beni dinle. Elimi acıyan enseme götürerek kaldırdım kafamı. Balıkçının ağına yakalanmış masum bir balıktan farkım yoktu şu an. Kaçış yolu aramam faydasızdı. Dinliyorum. Bir kız var Talha. Onunla görüşmeni istiyorum. Ağzımı açıp itiraz edeceğim esnada devam etti.
Hayır, bu sefer direkt ret yok. Ama anne, aması maması yok Talha. Kaç yaşına geldin? Senin yaşındayken abin iki çocuk babasıydı. Hep de bu örneği verir. Göz göre göre vermişler çocuğu. Dikkatinizi çekerim çocuk diyorum. Çocuk damat olmuş resmen. Saçmalama çocuk falan değildi. Oha, sesli mi söyledim ben onu? Evet. Yuh, bunu da mı? Ay evet Talha ne diyordum? Heh, artık senin de evlenmeni istiyorum. Mürüvvetini görmeyi, evlatlarını sevmeyi istiyorum. Çok mu şey istiyorum anneciğim? Yani belki biraz. Bunları istemek anne olarak benim en doğal hakkımken sağda solda beni oğlunu zorla evlendirmeye çalışan kadın olarak tanıtıyorsun bir de. Daha sana uygun gördüğüm tek bir kızla bile görüşmedin. O kadar haklı ki. Gülme. Pardon yanlışlıkla kaçmış. Tamam anne ya gülmüyorum. Madem bu kadar dertlendin sırf senin hatırın için kabul ediyorum. Ama sonucu ne olursa olsun darlamaca yok. Sana bu sefer kabul etmek zorunda olduğunu söyledim Talha. İtirazlarını kendine. Anne kabul ettim dedim ya. Ne? Ettim mi? Evet. Asla pişman olmayacaksın oğlum. Havle çok iyi bir kız diyerek başımdan öptü. Bir dakika. Ne? Ne dedi o? Kim dedin anne? Zübeyir'in baldızı Havle. Bebeğin ikizi olan. Evet tanıyor musun yoksa? Yok hayır birkaç kez adı geçmişti. Bu bebeğin yanında görmüştüm oradan kalmış. Nereden tanıyacağım yoksa? Ay Talha çok sevindim. Hemen gidip haber vereyim. Anne bir dur bir sakin ol. Ben bu kel ve sakalsız halimle değil evlilik görüşmesi yapmak, ekmek almak için bakkala bile gitmem. Aa o niye? Şu tipe baksana hapishane kaçkını gibi. İşte değil gayet güzelsin. Ben burada Prison Break'te Michael'a benzediğimi dile getirmeye çalışıyorum. Tabii ki sadece dazlaklık olarak annemin dediğine bakın. Güzel senin anandır desem olur mu acaba ki? Tabii anne. Kuzguna yavrusu Şahin görünür diye boşuna dememişler. Evet bu daha mantıklı. İtiraza mahal bırakmadan ikna ettim annemi o gün. 2 hafta sonrasına ayarlama yapmaları konusunda anlaştık. Bilirsiniz sayılı günler çabuk geçer. O 2 hafta nasıl geçti anlamadım bile. Görüşme günü gelip çattığında biraz farklı hissettiğimi söylemeliyim. Heyecanlı, gergin ve meraklı. Evet. Annem gelin aday adayının ismini açıkladığından beri merak içerisindeyim. Rast gelişlerimizin her birinde gülümseme sebep olan bu kızı merak ediyordum açıkçası. Onu gerçekten tanımak ve gözlerinin ardına gizlediği acının sebebini bilmek istiyordum. Belki tanışmamızın ardından bunun çok da matah bir şey olmadığını düşünecek, belki bu acının sebebini hiçbir zaman öğrenemeyecektim ama tüm bunlara rağmen o kızı tanımak istiyordum. Sonucunda hiçbir şey olmayacak olsa bile buna onunla tanışmadan karar vermek istemiyordum. O gün trafiği hesaba katarak buluşma saatinden 1,5 saat evvel yola çıktım. Ama öğlen vakti trafik olmayacağını hesaba katmayı unutmuşum. O yüzden evlerin önüne park ettiğim arabamın içinde boş boş durarak vakit doldurmaya çalıştım uzun bir süre. Bir ara Zübeyir aradı. Böyle bir günü nasıl kaçırdığına dair hayıflanıp durdu. Ben yanımda annem bile getirmemişken onun gelmesini asla kabul etmezdim zaten. Aklımı peynir ekmekleyememiştim. Zevzek zevzek konuşmaların üstüne mantıklı bir şey söyledi Zübeyir. Talha dedi. Sen canımdan can kardeşimsin. Havle desen kız kardeşim olsa bu kadar severdim. Bunu ona da söyledim, sana da söylüyorum. Sakın ola hatır için, birilerinin gönlü olsun için adım atma. Evlilik ciddi bir müessese. İlk anda olmayan muhabbet sonradan hiç olmuyor. Bu görüşme bu yüzden çok önemli. Konuşacaksınız, kalbinde bir kıvılcım, bir rahatlama istersen bu yolda devam et. Yoksa zorlama. Olmayanı oldurmaya çalışma. Ne üz, ne de üzül. Sanırım böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Oraya gittiğimde ne yapmam gerektiğini birinden duymam gerekiyordu ve Zübeyir bu ihtiyacımı gidermişti. Ona minnet dolu teşekkürlerimi sunarak kapattım telefonu. Ardından yan koltuktaki tatlı poşetini alarak indim aşağı. Görüşme evde olacağı için elim boş gitmek olmaz diye düşünmüştüm. İnşallah yanlış düşünmemişimdir. Hubeyb'in hafif mesafeli karşılamasının ardından yönlendirdiği odaya geçtim. Birkaç dakika sonra o geldi. Selamın ardından daha oturmadan camı açtı. Heyecandan çok terleyip odayı kokutmuş olma ihtimalini düşünerek açıklamasını yaptı. Açık olması daha iyi olur diye düşünmüştüm ama Hubeyb kapatmış herhalde. Rahatsız olursanız yine kapatırız. Yok sorun değil açık kalabilir. Çapraz koltuğuma otururken çatık kaşlarını en at gülümser yüz ifadesiyle annemi sordu. Biz Nermin teyzeyi de bekliyorduk aslında. O da gelmeyi çok istedi ama acil bir iş çıktığı için maalesef gelemedi. Yalan yok. Ablamı arayıp anneme özel acil bir iş üretmesini istedim. O da beni kırmadı sağ olsun. Hatır muhabbetinden sonra kendimizi tanıtma evresine geçtik. Tek yapmam gereken özgeçmişimi anlatmaktı. Evirip çevirmeden en doğru şekilde ve her zaman yaptığım gibi. Benim için aşırı basit bir olaydı. Aldığım nefesin dahi titremesinin sebebi neydi o halde bilmiyorum.
İçimden rahatlamam gerektiğine dair telkinlerde bulunarak anlattım kendimi. Gazeteci yazar olduğumdan, köşe yazarlığına ek olarak bir yayın evinde editörlük yaptığımdan, mesleğimin yanı sıra fotoğrafçılıkla meşgul olduğumdan, fotoğraf merakımın ilkokul yıllarımda başladığından falan bahsettim. Anlattıklarından memnun kalmış bir yüz ifadesi vardı. Ne bileyim, hoşuna gitmiş görünüyordu. Bu bebeğin çay servisinin ardından Havle aldı sözü, konuşurken gözümün içine bakmamaya çalışıyor, jest ve mimikleriyle sözlerini destekliyor ve sürekli gülümsüyordu. Sıradan denilecek normal bir güzelliği vardı. Kara kaş, kara göz denilen tipte biriydi. Yüz hatları falan da normaldi. Dikkat çekecek hiçbir özelliği yoktu. Dışarıda taktığı siyah başörtünün aksine bugün koyu yeşil bir şal takmıştı. İtiraf etmeliyim ki yakışmıştı. Bir yandan onu dinliyor, bir yandan da hislerimi tartmaya çalışıyordum. Bir ara kalbimin sesine fazla odaklanıp dalmış olmalıyım, onun sesiyle kendime geldim. Ayakkabılarım değil mi? Bunları giyince şebek gibi olduğumu söyledim ama kimseye dinletemedim. Annem zorlayınca giymek zorunda kaldım. Ha? Yani anlamadım. Dakikalarda ayaklarıma bakınca bu çirkin şeylerin dikkatinizi dağıttığı kanısına vardım da diyerek alıklığımı güzel bir dille anlattı. Kendime saydırmadan evvel kalbimin sesini etkileyecek şeyi yazdım zihnimin köşesine. Doğallık. Kimin ne düşüneceğini umursamadan kendini ifade etme yetisi. Aklıma takılan birkaç soru vardı. Bunlardan bir tanesi mesleğiyle alakalıydı. Bildiğim kadarıyla doktorlar diğer meslek gruplarını kendilerinden aşağıda görürlerdi. Küçümsemeden ziyade diğerleriyle aralarında statü farkı olduğunu düşünürlerdi. Hele ki söz konusu bir hanımsa bu fark daha bariz olurdu. Uzman bir doktor, bir gazeteci yahut bir editörden çok daha fazla para kazanırdı ve bu eşler arası sıkıntıya ulaşabilirdi. Bunun hakkında neler söyleyeceğini merak ediyordum. Bana hedeflerinden bahsetti. Bu işe para için girmediğini, çocukların kalbine dokunmak istediğini, elinde olsa dünyanın dört bir yanında sağlık problemi çeken insanların yardımına koşacağını anlattı. Çok mantıklı cevaplardı, etkilenmiştim. Diğer sorum klasik, herkese sorulan şeydi, evlilikle okulu birlikte yürütmenin zorluğu. Bir müddet düşündü, güldü, söyleyip söylememekte kararsız gibi görünüyordu. Sonra, aslında okurken evlenmek gibi bir niyetim olmadı hiçbir zaman dedi. Yani iki yıl nişanlı kalmayı mı düşünüyorsunuz diye sorduğumda gözlerini kocaman açtı. Hayır hayır, onu kastetmedim. Böyle bir niyetim yoktu. Evlilik gündemde değildi. Ama o duraksayınca ben devraldım. Ama büyükler böyle bir teklifle geldiğinde geri çevirmek zor olabiliyor. Yani öyle de diyebiliriz. Yanlış anlaşılmak istemem. Zorla oturmuyorum burada. Kendini doğru ifade edebilmek için verdiği uğraş beni gülümsetmişti. Bazen bir şeyleri başkalarının hatırına yaptığımızı düşünürüz. Ancak olaylar bizim istediğimiz doğrultusunda gerçekleşir. Kimse kimseyi istemediği bir şey yapmaya zorlayamaz. Evet, aynen öyle. İşte bu yüzden evlilikle okulu bir arada götürebilir miyim diye düşünmedim daha önce. Son iki senem ve en yoğun iki senem. Zorlanırım elbet ama bu yapamayacağım anlamına gelmez. Anladım diyerek kafamı salladığım esnada kapıdan birileri girdi. İki küçük insan. Havle şaşkınlıkla sizin ne işiniz var burada diye sorduğunda işlerinden erkek olanı bozuntuya vermeden cevapladı. Bu Beyb dayım gönderdi. Kıvılan teyzesinin kucağında yerini alırken o benim yanıma gelip ''Ben seni tanıyorum. Çikolata vermiştin, beni hatırladın mı?'' diye sordu. ''Hımm'' dedim ama çocuğun adı zerre aklıma gelmiyordu. Kendimi tanıtma bahanesi elimi uzattım. ''Talha ben. Benden var. Memnun oldum.'' ''Ben de çok memnun oldum delikanlı.'' diyerek gülümsedim. Hiç çekinmeden yanıma oturdu. Sakal yakışmış. O zaman yoktu. Neden yoktu? Askere gidecektim. O yüzden kestirmek zorundaydım. Askere sakallı almıyorlar mı ki? Hayır, maalesef. Teyzeye duydun mu? Askere sakallı gidilmiyormuş. O zaman ben askere gitmeyeceğim. Sakalımı kesmem ben. Büyümüş de küçülmüş de yeminin ayaklı haliydi bu çocuk. Amarcığım, bunu sonra konuşalım mı? Şimdi sen kardeşini de al dayının yanına git. Benim işim bittiğinde uzun uzun konuşuruz. Amar yerinden kalkıp Havliye'nin önünde dikildi. Ne işin var ki? Derin bir nefes alıp yanıtladı çocuğu. Orada oturan abiyle konuşuyoruz. Ne biçim iş o? Ne konuşuyorsunuz? Evleneceğim misin onunla? Kız ya sinirle dudaklarını kemirmeye başladı. Hayır teyzeciğim, henüz değil. Ama konuşup anlaşırsak evlenebiliriz. O zaman biz Amine'yle gidelim. Siz de kavga etmeden güzel güzel konuşun. Sonra da evlenin, tamam mı? Zorla bir gülümsemeyle dişlerinin arasından tısladı. Tamam Ammar, hadi gidin artık. Ammar kardeşin elinden tutup kapıdan çıkana kadar arkalarından baktı Avle. Gülmemek için dudaklarımı ısırıyordum. Küçük bilet ortalığı karıştırıp gitmişti resmen. Lütfen çekinmeyin, rahatça gülebilirsiniz. Hep böyle midir? Yüzünde mahcup bir ifadeyle cevapladı beni. Ammar mı? Evet, hep böyle. Bazen zorlayabiliyor. Büyümüş de küçülmüş gibi.
Fazlasıyla diyerek beni onarladıktan sonra gözlerini ellerine indirip mırıldandı. Suç onda değil ki. Suç onu gönderen ayı dayısında. Duymadığımı zannediyordu galiba. Saatime baktım. 45 dakika falan olmuştu. Kafamda soru üretip onları sormayı planlarken içeri biri girdi yine. Bu sefer kocaman insandı. Ben daha şaşırmaya fırsat bulamadan Havli ayağa kalktı. Selim abi, senin ne işin var burada? Yakınlardaydım, burayayım dedim. Ama çok yanlış zamanlama Selim abi, dedi yalvarır bir sesle. Sen Hubeyb'le mutfakta otur, tabak hazırlasın sana, açsındır. O ise hiç aldırmadı. Yok, aç diyelim. Enişte adayıyla tanışmak istiyorum hem. Kimdir, necidir bir bilelim. Havle sinirleniyordu. O sinirlendikçe benim gülesim geliyordu. Zira şu ortamı başka bir yerde arasam bulamazdım. Selim'in kolundan tutup kapıyı yönlendirdi Havle. Bizim konuşmamız bitmedi henüz. Sen de sonra tanışırsın. Hadi abi, hadi. Hayır efendim, şimdi tanışacağım diyerek geçti karşıma oturdu. Sonra da piskin piskin sırıttı. Olaylar bizim istediğimiz dışında gerçekleşiyordu. Daha önce herhangi bir şeyin hem bu kadar içinde hem de bu kadar dışında olduğumu hatırlamıyorum. Bu kadar saçma olup kahkahalarımı içime atmama sebep olan bir durumla karşılaştığımı da. Abla, Selim'in tam dibinde oturdu. Fısır fısır bir şeyler söylemeye başladı. Seni o beybin çağırdığını biliyorum. Nasıl bir oyunun peşindesiniz bilmiyorum ama buna devam ederseniz sonu çok kötü olacak, haberin olsun. Selim sırıtmasının arasında sıkıştırdığı bir hıhının ardından benimle muhabbet etmeye başladı. Hayatı sormalardan sonra abla sana şeyi anlattı mı diye giriş yaptı cümleye. Bacağını yediği cimcik dolayısıyla devam edemedi. Ama ben merak etmiştim. Soğumaya yüz tutmuş şeyimden bir yudum alıp sordum. Neyi? Abla ellerini birbirine vurup bir anda yükseldi. Hiçbir şey, hiçbir şey değil mi Selim abi? Havadan sudan işte. Hayır ama bir şey anlatacaktı. Neydi o? Evet, şizofren olduğunu söyleyecektim abla. Aa, yoksa sen anlatmadın mı? Bence bunu bilmeye hakkı var. Onu ciddiye almam gerektiğini biliyordum. Kızı çıldırtmak için saçmalıyordu, başarıyordu da gülmekle gülmemek arasında olayın nasıl sonlanacağını bekliyordum merakla. Havle Selim'e bir cimcik daha atıp bana yöneldi. Talha Bey, sormak istediğiniz soruları ikinci görüşmeye saklar mısınız rica etsem? Ama olayı dinlemek istiyorum. Başka sefere, size söz veriyorum anlatacağım ama şimdi gidin lütfen. Ne gitmesi Havle? Daha yeni geldim ben. Ay ben senin diyerek eliyle Selim'in ağzını kapattı Havle. Sonra kafasıyla kapıyı işaretip bana göz kırptı. Hubeyb sizi yolculasın Talha Bey. Hani olur da ikinci bir görüşme talep ederseniz haberleşiriz. Allah'a emanet olun. Nermin teyzeye selamlarımı iletin. Masum bu kabullenişle peki diyerek ayaklandım. Aleyküm selam ve rahmetullah. Siz de Allah'a emanet olun. Kovuluyordum ama işte kovuluyor gibi hissetmiyordum. Geldiğimden beri yüzümden düşmeyen gülümsememle çıktım oradan. Çok saçma bir ortamın içine düşmüştüm ama bunu sorun etmiyordum. Özellikle son olanlardan sonra oturup saatlerce gülebileceğim cinstendi ama ben bunu da hoş karşılıyordum. Havli'yi görebileceğim en doğal haliyle görmüştüm. Bir insanı özgeçmişiyle değil, hal ve hareketlerinden tanırdınız ve ben buna yeterince şahit olmuştum. Hele sonda mantıklı bir hareketle nezaketini kaybetmeden beni gönderişi muazzamdı. Ve bir göz kırpışıyla Zübeyir'in bahsettiği o kıvılcım harlanmaya başlamıştı. Öyle hissediyordum ki bu iş olacaktı. Olmalıydı. Sonrasında Esma'nın harca girişine dayanamadığım için telefonu kulağımdan uzaklaştırdım. Yavaş gülsene be, hatta gülme, niye gülüyorsun? diye gülmesine devam etti. Kime ne anlatıyorum ki zaten ben. Esma, biraz daha gülmeye devam edersen telefonu suratına kapatacağım. Tamam tamam, susuyorum ama abla. Esma, kahkahalara nihayet ara verebildi. Bu bebeğe inanamıyorum ya, komple kurmuş resmen. Tek tek saldı adamların üstüme. Bir de kapı kenarında durmuş sırıtarak izliyor. Şişko. Ben bu olayı nasıl kaçırırım ya? Konumuz bu mu Esma? Ne yapıyorlar peki şu an? Bilmiyorum dedim ya. İkinize de yazıklar olsun deyip çıktım yukarı. Hubeyb peşimden geldi tabii. Ben kendimi odaya kapatınca anneme açıklama yapmak zorunda kalmıştır. O olsun. Peki sen ne yapmayı planlıyorsun? Sinirlerim bozuldu. Uyuyacağım. Onu mu diyorum abla? Hubeyb'le abime dünya idare etmen gerekiyor senin şu an. Onlar da bunu bekliyor zaten. Bağırıp çağırayım sonra da affedeyim. Alıştılar tabii. Bu sefer öyle olmayacak. 3 gün konuşmayayım da görsünler günlerini. Bu sakinlik beni bile korkutur kardeşim. Diğerlerine geçmiş olsun şimdiden. Olsun bakalım. O zaman kapatıyorum. Gelişmelerden haberdar edersin beni. Ederim ederim, merak etme sen. Tamam hadi, Allah'a emanet ol. Selam söyle herkese. Sen de. Aleyküm selam ve rahmetullah. Telefonu komodinin üzerine bırakıp şalımı ferajımı çıkardım. Hubeyb ve Selim abimle yüzleşmemek için kendimi direkt buraya atmıştım.
Odaya girer girmez yastığı ağzıma kapatıp çığlık attığım için de soyunmaya fırsatım olmamıştı. Üstüne bir de Esma arayınca bu zamana kadar bu şekilde durmak zorunda kalmıştım. Uyku bandımı takıp yatağa uzandım. Her şey çok güzel başlamıştı aslında. Talha korktuğum gibi biri değildi. Hatta beni maksime düşünerek konuşan, anlayışlı biriydi. Fikirlerime saygı duymuş, beni desteklediğine dair cümleler kurmuştu. Hubeyb adamlarını gönderene kadar her şey gayet de rayında ilerliyordu. Tamam, onlar gelmeden evvel ben zaten kendimi rezil etmiş olabilirdim ama onların hepten batırdığı ve benim gibi birini bile utançtan kıpkırmızı bibere döndürdüğü de göz ardı edilemez bir gerçekti. Gerçi bu sayede ikinci görüşme ayarladığım için biraz mutlu olmuş olabilirim. Ama nihayetinde Selim abim koca kafalısı yüzünden adama saçma sapan bir olayı anlatmak zorunda kalacağım. Allah'ım ya Rabbim, hikmetinden sual olunmaz ama bu havle kulunun başına neden böyle abidik gubidik şeyler geliyor hep? Hayatımda göreceğim yahut duyacağım en saçma evlilik görüşmesi neden benim görüşmem oluyor acaba? Resmen Esma'nınki bile daha normal diye. Ne ara daldığımı bilmediğim 2 saatlik uykumdan uyandığımda kendimi daha iyi hissediyordum. Pamuk gibi değildim belki ama sinirim yatışmıştı en azından. Bu süre zarfında meraktan çatlamış olan annem olayı tüm ayrıntılarıyla benim ağzımdan dinlediğinde Hubeyb'e bir güzel azar çekti. Rümeysa ve Meryem'de olanları duyunca Hubeyb'e gıcık olmuşlardı. Elin adamının karşısında rezil olmam hiçbirinin hoşuna gitmemişti. Ama bu durum sadece kısa bir süre devam etti. Akşam yemeği hazırlığı için mutfağa girdiğimizde Hubeyb'in yokluğunu fırsat bilerek olayın saçma komikliği üzerinden espriler yapmaya başladık. Her ne kadar rezil olsam da güzel geçmişti görüşmem. Bu da mutlu olmam için oldukça geçerli bir sebepti. Mutluydum ve mutluluğum etrafımdakilere de bulaşıyordu. Hubeyb'in su içmeye geldiği zaman attığımız tripler dışında oldukça eğlenceli bir hazırlık süreci geçirdik. Babam işten gelip de sofraya oturacağımız sırada ise işler bir miktar karıştı. Normal şartlarda benim yerim Hubeyb'in yanındı ama oldukça normal şartlar altında bulunduğumuz için ben yerime oturmak istemiyordum. Bunu fark eden Hubeyb de nereye gitsem peşimden geliyordu, onun yüzünden masanın etrafında dört dönüyorduk. Yeter be, çocuk musunuz siz? Babamın yüksek desibelle sesi bizi olduğumuz yere çivileyiverdi. Değiliz baba, dedim mırıl mırıl. Bana pek öyle gelmedi. Kaç yaşındaydın sen? 22 baba. Sen kaç yaşındasın Hubeyb? 25. Babam bıyık altı bir gülümsemeyle ulan eşşi ol eşek, bir de dalga mı geçiyorsun dediğinde buraya uzanamadığı için Hubeyb'e atamadığı şaplağın yerine ben dirseğimi geçirdim. Aklınca dalga geçiyordu babasıyla. Yok baba, ne dalgası, estağfurullah, ben şaka olsun diye. Hubeyb'in kıvranması garip bir şekilde hoşuma gitse de inadım yüzünden gülemiyordum. O zaman geçin adam okullu, oturun yerlerinize. Babamın bu uyarısıyla Hubeyb meydan okurcasına baktı bana. Yanıma gelirsin her şeyi daha da berbat etmiş olursun, o yüzden git yerine otur diye fısıldadığımda ise mecburen kabullenmek zorunda kaldı. Yemeği sorunsuz bir şekilde atlattık. Ancak sonrasındaki çay muhabbeti için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İnanamayacaksınız belki ama babam Hubeyb'in yaptıklarını duyunca önce kaşlarını çattı, sonra ciddi ciddi aklına gelen en iyi fikir bu muydu? Senden daha iyilerini beklerdim diyerek bizi bozguna uğrattı. Yetmedi, bir dahaki sefere yapabileceği şeyler hakkında fikir vermeye başladı. Baba oğul evin kızlarını rezil etme üzerine plan üstünde plan yaptılar. Biz de baktık kızmakla bir yere varılmıyor, onlara ayak uydurup eğlenmeye karar verdik. Sonrasında okullar açıldı ve 5. sınıflar olarak oldukça yoğun bir başlangıç yaptığımız için ikinci görüşmeye ayarlamamız nereden baksanız 2 haftayı buldu. Bu süre zarfında iyice düşünmüş, sorabileceğim şeylerin listesini yapmıştım. Hubeyb'le de barışmıştım tabii. Gerçi küsmemiştim zaten de günlerce peşimden koşup, affedersiniz, it gibi yalvarması hoşuma gitmişti ve bu muameleyi sonuna kadar hak etmişti. Benzer bir şey yaşanmaması için ikinci görüşmeye vazgeçilmez mekanımız Lale Kafe'de yapmaya karar verdik. Yarın bu saatlerde orada Talha ile oturuyor olacaktım. Hayatımın geri kalanını değiştirecek olan nihai kararı vermiş olarak çıkacaktım kapıdan. Bunu düşünmek beni heyecanlandırıyordu. Ama şu an okulda olduğum için düşünmemem gerekiyordu. Dikkatimi başka bir şeye vermeliydim. Cebimden telefonumu alıp bildirimlerimi kontrol ettim. Bunun da boş boş olduğunu fark edince açıp 1-2 sayfa Kur'an okuyayım bari diye düşündüm. Öğlen arası bitecek gibi değildi. Telefonumdan kaldığım cüzü açıp okumaya başladım. Arada manasını anladığım ayetlere denk gelince tarifi imkansız bir mutluluk kaplıyordu içimi. Sonra okuduğum bir ayet dikkatimi çekti. Durdum ve düşündüm. Hep okuduğum, şimdiye kadar yüzlerce kere tekrar ettiğim bir ayetti ama tam şu an hissettirdiği şeyi daha önce hiç hissetmemiştim. Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler, kötü kadınlara. Temiz iyi kadınlar, temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur buyuruyordu Rabbimiz.
Dedim ya, gayet de bildiğim bir ayetti. Sadece şu an daha önce bakmadığım bir çerçeveden bakmamı sağlıyordu. Kötülerin kötülere, iyi ve temiz olanların da kendileri gibi olanlara yakıştığı bir dünyada yakışıyorduk. Pis ve temizin bir arada olması mümkün değildi. Temize temiz yaraşırdı. Temiz kimselerle muhatap olmak isteyen önce kendisini temizlemeli, iyi veya kötü oluşunu karşıdakinin durumuna oranla belirlemeliydi. Herkesi muhatap alan bir ayet de elbette. Her Müslüman bunun muhasebesini yapmalıydı kendinde. Bununla birlikte evlilik arifesinde olduğum için beni ekstra ilgilendirdiğini düşünüyordum. Şayet ilk görüşmemden önce denk gelmiş olsaydım bu ayete, sen iyiysen karşındaki de iyidir, sen değerliysen karşındaki de senin oranın da değerlidir. Ne kadarsan o kadarını bekle, fazlasını beklemen o kişiye yapabileceğin en büyük zulümdür der. Talha'nın nasıl biri olduğuna dair endişe duymazdım. Yine de pek geç kalmış sayılmazdım bence, kendime çek düzen vermek için yeterince vaktim vardı. Nasıl başlarsam devamı da öyle gelir düsturuyla bir an evvel harekete geçmeliydim. Zihnimi ve kalbimi kirli düşüncelerden, pisliklerden arındırmalıydım evvela. Sosyal medyada daha az takılmalı, daha az film izlemeliydim mesela. Haramlara, günahlara karşı daha hassas olmalı, günlük istiğfarımı artırmalıydım. Dilimi temizlemeliydim. Kullandığım kötü kelimeler 3-5 tane bile olsa bunları sıfıra indirmeliydim. Ulan bile dememeliydim mesela. Beden ve kıyafet temizliğime de dikkat etmeliydim elbette. Ekstra bakımlar, maskeler falan yapmalıydım belki de. Bir mümin genç kız olarak temizliğin imanın yarısı olduğunun bilincinde hareket ediyordum zaten elhamdülillah. Ama en temizler diye bir seviye varken ben neden onların arasında yerimi almayaydım? Temizden daha temiz olursam en temize layık olabilirdim. Benden iyisi en temiz olursam bana uygun olan da o olurdu. Birbirini tamamlayan ilginç bir paradokstu bu. Benim elimdeydi her şey ve ben bunu başarabilirdim. Tüm gün hatta tüm gece bunu düşündüm. Yazdım, çizdim, iyiden daha iyi bir havli olabilmek için yeni kararlar aldım. Ertesi gün anlatmak zorunda olduğum rezil hatıraya rağmen aldığım kararların izinde çok güzel bir görüşme geçirdim. Aklımda Talha'ya ya da evliliğe dair tek bir soru işareti bile yoktu. Kafenin kapısından çıkarken kalbim mutmaindi. Doğru bir karar verdiğimi biliyordum. Yaptığım istihareden de aynı sonucu alınca tam anlamıyla emin oldum. İşin Talha cephesi de benimle aynı fikirde olmuş olacak ki aileler için tanışma günü ayarladık. Burada küçük bir not düşmem gerekiyor. Doğruyu söylemek gerekirse ki her dairem gerekir. Hubeyb'in başıma sardığı işlerden özellikle de anlattığım olaylardan sonra Talha'nın beni kabul etmesi biraz hayal gibi geliyordu. Hele olayın biliyordum işte biliyordum şizofrenim ve siz bunu benden saklıyorsunuz kısmını anlatırken görmeniz lazımdı. Adamın içtiği çay boğazına takıldı. Püskürtmek ve boğulmak seçenekleri arasından ikincisini seçtiği için az kalsın canından alıyordu. Neyse ki birkaç dakika sonra kendine geldi, sonra ne yapsa beğenirsiniz. Sanki az evvel can çekişen o değilmiş gibi gülmeye başladı. Evet güldü, hem de çok güldü. Hayır kızmıyorum, niye kızayım? Tamam evet belki biraz ağrıma gitmiş olabilir ama bir şey diyeyim mi? Çok güzel güldü be. Ne diyordum? Ha işte o kadar gülünce ben de benim deliliğime kani oldu ve bu işten vazgeçecek diye biraz korkmadım değil hani. Ama öyle olmadı ve ailelerin tanışmasına karar verildi. Not bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonrasında tanıştık. Biz değil ailelerimiz tanıştı. Anlaştılar, kaynaştılar işte. Daha ne diyeyim, ayrıntımı vereyim illa. Hayır, bunu yapmak istemiyorum çünkü çok daha önemli bir meselemiz var. Nedir? Dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden cevap veriyorum. Yarın beni istemeye geliyorlar. Evet çok gerginim. Üstüme gelmezseniz sevinirim. Saat gecenin bir yarısı ve ben tek başıma terasta oturuyorum. Elimde bir kupa, içinde melisa çayı sakinleştirici niyetine Hubeyb ayakta uyuduğu için onu Zevver odasına gönderdim. Aslında benim de uykum var ama yok. Uyuyamadım demeyelim de gözlerim mehtabın seyrinden nasibini almak istedi diyelim. Esma ile çok mu dalga geçtim sizce de? Bunun böyle olmaması gerekiyordu çünkü. Ben fosur fosur uyurum diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Kendimi gerçekten çok saçma hissediyorum. Nihayet uyuyabildim. Uyandığımda etraf çok sessizdi, kardeşlerim odada değildi, namazdan sonra nasıl uyumuşsam hiçbir şey duymamıştım. Saate bakmak için telefonu elime aldım, gördüğüm şey sebebiyle ekranı birkaç defa açıp kapatmak zorunda kaldım. Doğru gördüğüme ikna olsam da saatin doğruluğunu kabullenmek istemiyordum. Saat 11.30'du, öğlen olmuştu ve kimse beni uyandırmaya yeltenmemişti. İkindiden sonra misafirlerimiz gelecekti ve kimse günün kahramanı olan beni uyandırma zahmetine girmemişti. Yetiştirmemiz gereken bir sürü şey vardı ve ben bu saate kadar uyumuştum. Çıldırmam için çok geçerli bir sebepti bu.
Ama benim sinirlenmeye geçirecek vaktim yoktu. Yataktan fırlayıp üzerime bir şeyler geçirdiğim gibi doğruca aşağı indim. Önce odaları kontrol ettim. Her yer her yerdeydi resmen. Akşam böyle bırakmış olamazdık. Toplamıştım, ben böyle değildi. Hesap sormak için mutfağa yöneldim. Benim canım ailem sanki işimiz gücümüz yokmuş gibi oturmuş rahat rahat kahvaltı yapıyordu. Ne yapıyorsunuz siz diye gayri ihtiyari yükseliverdim. Kahvaltı dedi Hubeyb aynı rahatlıkla. Anne sen yapma bari, bir süre işimiz yok mu bizim, saat kaç olmuş kalksanıza. Aman öyle hallederiz kızım, gel otur iki lokma bir şeyler ye. Hayır, sinirlenmeyecektim. Güzelce oturup bir şeyler yedim. Sonra biraz da zorlamayla herkesi kaldırıp iş paylaşımı yaptım. Çok az zamana çok şey sığdırmaya çalıştık. Bu da yetmez gibi bir sürü aksilik çıktı. Tam tuvalet banyoyu temizleyeceğim sırada sular kesildi mesela. Dolu bidonlardan falan hallettim ama sular bir daha saatler sonra geldi. Düşünebiliyor musunuz? İkindi ezanı okunurken kardeşim hala odayı süpürüyordu şaka gibi. Neyse ki sözleşilen saatte hepimiz hazır ve nazır bir şekilde bekliyorduk. Bu sefer de gelen giden yoktu. Her şey ters gidiyordu. Bu da gerginliğimi iki katına çıkarıyordu. 5-10 dakika sonra zil çaldı. Babamlar gelenleri karşılarken Talha'nın babası Mustafa amca az sokakta kaza yaptık da o yüzden geciktik biraz diyerek içeri girdi. O kadar normal bir şeymiş gibi söyledi ki babam şaşkınlık içerisinde geçmiş olsun birine bir şey oldu mu? İyi misiniz diye aklına gelen soruları peş peşe sıralamaya başladı. Mustafa amca araba hurda ama biz iyiyiz bir şeyimiz yok elhamdülillah dese de pek inanasımız gelmedi. Erkekler gayet doğal bir halde sonuna geçince kadınları karşılarken o dediğine inanmamakta ne kadar haklı olduğumuzu anlamış olduk. Nermin teyzenin ve yanındaki her kadının yüzü kireç gibiydi. Uzun bir sürede kendilerine giremediler. Her şey istemediğim kadar hızlı ve beklemediğim kadar kötü gidiyordu. Günü bitirmeye odaklanmış bir haldeydim artık. Bitse de kurtulsam diye düşünüyordum. O yüzden sıra kahveleri yapmaya geldiğinde elimi bir hayli hızlı tuttum. Keşke tutmasaymışım. Kahvem köpüksüz oldu. Zerre köpük yapamadım. Hubeyb başımda dikilip bir şey olmaz biz köpeğe bakamıyoruz zaten o sizin takıntınız dedi ve tepsiyi aldı. Tam kapıdan çıkarken ayağı tökezledi çocuğun ve tepsi olduğu gibi yere çakıldı. Ne kahve kaldı ne fincan. Artık bezmiş bir halde yeter ama ya dediğimi hatırlıyorum yeter. Sonrası yok bende. Gözlerimi açtığımda yatağımdaydım. O da karanlıktı kızlar da uyuyordu. Bayıldıysam ve beni buraya taşıdılarsa sonrasında da uyuduğumu düşünüp kendi işlerine baktılarsa tamam ama insan bayıltılar bir şey yapar olur mu böyle? Şimdi kızlara seslensem uyanmazlar da gidip Hubeybe'mi sorsam ne yapsam? Yataktan kalktığımda her yanım sızım sızım sızlıyordu. Bu baygınlık halinin insandaki etkisi ne kadar da kötü oluyordu böyle. Bir iki hareket yapıp yan odaya geçtim. Hubeyb çok derin uyuyordu ama uyandırmak zorundaydım. Hubeyb, Hubeyb kalk. Diye mırıldandı aldırmadım. Hubeyb uyansana bir şey soracağım. Ben böyle deyince tek gözünü açıp baktı. Ne var abla? Verdiniz mi beni? Bunu sormayı planlamıyordum aslında ama gerçekten bayılıp bayılmamak umurumda değildi. Verdilerse tamamdım ben. Ne vermesi? Ya hani en son kahve tepsisini düşürdün sen ben de bayılmışım ondan sonra diyorum verdiniz mi beni? Hubeyb oflayarak yerine doğruldu. Ne saçmalıyorsun kızım sen ne kahvesi ne bayılması? Bu çocuğun kafası da benden beterdi ha. Komodinin üzerindeki sürahiden bardağı su doldurup Hubeyb'e uzattım. Sen şunu bir içte kendine gel. Kendimdeyim zaten dese de içti suyu ben de hatırlasın diye olanları anlattım hızlıca. En son yani sonuç olarak verdiniz mi vermediniz mi diye sorduğumda Hubeyb öyle bir kahkaha attı ki ev halkının uyandığını yemin edebilirim. Dizine vurup ya oğlum gülmesene be dediğimde tınlamadı bile. Bir ara saate baktın mı diye sordu. Yo dedim ne alaka. Telefonun ekranı açıp uzattı. Saat kaç? 5. Yani? Ne yani? Ay ben yatsı yıkılmadım Hubeyb. Neden uyandırmadınız beni ya of. Pişmanlık içerisinde ayaklandığım sırada kolumdan tutup geri oturttu beni. Ya kızım bir sakin ol beni de korkutuyorsun. Saat sabahın 5'i ve daha yeni uyanıyoruz. Hoş bir rüya görmüşsün sadece. Ya da kabus mu demeliyim bilemiyorum. Nasıl? Anlattığın şeyler yaşanmadı. Hiç mi yaşanmadı? Hiç yaşanmadı. Namazım da gitmedi. Yo gitmedi. Sadece rüyaydı yani. Evet rüyaydı. Aksilik falan da yok. Yo her şey tıkırında ilerliyor. Benim uykum dışında her şey kararında. Aldığım cevaplar beni o kadar mutlu etmişti ki kendimi bir anda Hubeyb'e sarılır halde buldum. Ya kıyamam uyuyamadın mı sen? Nesi var uykunun diye masum masum sorduğumda arkadan saçımı çekti Hubeyb. Uykumun bir şey yok. Benim her fırsatta yanımda biten bir ikizim var. Ama ne yapsın o da? Kime gitsin sen söyle. Tamam gelsin de uykumu almasın be abla.
Tamam, bu işi el atacağım. Daha dikkatli olmaya çalışır. Benden ayrılıp yavru köpek bakışıyla sordu. O zaman ezana kadar azıcık kıvrılayım mı şuraya? Kıvrıl bakalım. Sen? Ben de uyku falan kalmadı. Gidip aşağıları kontrol edeceğim. Bıraktığım gibi mi diye emin olmak istiyorum. Yerine yerleşirken delisin sen diye mırıldandı. Biliyorum diyerek kafasını öptüm ve odadan ayrıldım. Yaşanmış zannettiğim hiçbir şeyin yaşanmamış olmasının verdiği huzurla aşağı indim. Her şeyi bıraktığım gibiydi. Abdest aldım, namazımı kıldım, Kur'an okudum, uykum yoktu ve ben oldukça dinçtim. O gün hiçbir şey ters gitmedi. Ablamlar geldi, abimler geldi, Esma geldi, el birliğiyle hazır ettik her şeyi. Misafirlerimiz de herhangi bir kazaya, belaya uğramadan tam vaktinde geldi. Müstakbel kayınvalidem, müstakbel görümcem ve müstakbel eltimle oldukça keyifli bir muhabbete girdim. Kendi istememde bile yeğenlerimle ve gelen misafir çocuklarıyla ilgilendim. Kahvem bol köpüklü oldu. Hatta tarhaya tap tatlı bir kahve içirdim. Hiçbir aksilik yaşanmadı ve ben hiç gerilmedim. Sevdiğim insanlar aramda bir bağ daha oluşurken tüm sevdiklerim yanımdaydı ve bu harika bir duyguydu. Her şeyi kararında, her hissi tadında yaşamayı seviyordum. O gün ileride çok tatlı hislerle anacağım bir hatıraya dönüştü benim için. Sonrasında bu rengin sana bu kadar yakışacağını tahmin etmemiştim. Telefonumdan isme fotoğraflarına bakıp tek tek yorumda bulunan Rana'ya cevap yetiştirmekten sıkılmıştım artık. Bu durum dışarıdan da anlaşılıyor olacak ki benim yerime Eslem konuştu. Aman Rana, sen de yani normal bir renk işte. Neden yakışmasın ableye? Ya kızım öyle değil. Elbise tek başına bu kadar güzel değildi. Ableye cuk oturmuş. Çok yakışmış onu diyorum. Ya başta nele desene. Güzelle ne yakışmaz şekerim diyerek araya girdim hemen. Erva iğrenmiş bir yüz ifadesiyle daha evlenmeden yeni gelin kalıplarını kullanmayalım inşallah muhterem kardeşim dediğinde hep birden gülmeye başladık. Bayılıyordum bu kızın tepkilerine. İstem olayının ardından tüm detayları merak eden canım arkadaşlarımı ilk fırsatta bize davet etmiştim. Kahvaltı esnasında Esma ile birlikte olanı biteni anlatmış olmamıza rağmen ellerimizde çaylarımızla koltuklara geçtiğimizde Rana'nın bitmek tükenmek bilmez gereksiz çıkarımlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Kaynanan çok hoş kadın. Ama görümcenden biraz çekecek gibi duruyorsun ha. Ne dersin? Hele Eltin. Fiu. Ay Rana, ver şu telefonu artık tamam ya. İyice abarttın sen, suyu çıktı olayın. Oldu olacak, bir de dedikodu yapalım istersen. Haram haram. Ya öyle mi? O zaman öyle davranalım lütfen. Yok o böyle mi, yok şu şöyle mi, ne diyor yani? Ay şakaya da gelmezmiş aspam. Ben sana bir geleceğim şimdi. Yok sen yorulma, ben gelirim diyerek yerinden kalktı. Ardından gelip yanaklarımı sıkmaya başladı. Oy hemen de kızar mıymış, benim agri bördüm. Aman da aman. Yani bakın gerçekten tam sinirleneceğim. Hemen bir şey yapıp yumuşatıyorlar. Neden ki yani? Nesibe, Rana hazır ayaktayken bizi bir çayla be demese ben de fırsattan istifade eline vurup murarttım murarttım bırak artık diye kızmasam bırakacağı yoktu. Rana mutfağa gidip elinle çaydanlıkla geri döndüğünde yeni bir şey keşfetmiş gibi ağladı. En önemli şeyi nasıl unuturum ya? Azra benden önce davranıp ne oldu be dediğinde Şeyma aşırı mantıklı bir yorumda bulundu. Yine saçma bir şey gelmiştir aklına, aldırmayalım bence. Çay doldurma işlemini bitirmiş olan Rana abartılı bir göz devirmenin ardından elindeki çaydanlığı işaret edip şunu bırakıp geliyorum bekleyin diyerek yanımızdan ayrıldı. O gelene kadar biz çoktan Esma'nın doğacak çocuğu hakkında konuşmaya başlamış isim muhabbetine bile girmiştik. O kadar çabuk nasıl olduğunu sormayın çünkü ben de bilmiyorum, belki de Rana tuvalete falan gitmiştir, ne bileyim. Rana gelip sahanın tam ortasında dikildiğinde ne söyleyeceğini merak ettiğimiz için hepimiz bir anda susup ona odaklandık. Enişte beyimizin, Biricik Talha abimizin fotoğrafı yok mu abi? Neden onu göstermedin? Sorusunu duyduğumuzda ise hepimiz zerre umursamadan muhabbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Beni bırakın, bir kişi bile kale almadı Rana'yı. Ama nasıl güzel sahne, içimin yağları nasıl erimiş bir görmeniz lazım. Rana cadısına bunu yaşattık ya, daha ne olsun. Bunu yapamayacağımı Rana dahil herkes biliyordu aslında. Telise yıllarından bile dile getirirdim evleneceğim adamın fotoğrafını. Ay bakın bu da müstakbel eşim diyerek kimseye göstermeyeceğimi. Doğruluğu yanlışlığından değil de ne gerek var diye düşündüğümden. Arada henüz bozulmaz bir bağ yok. Kaygan zemindeyiz. Her an her şey olabilir. Hadi diyelim hiçbirini takmadım bunların. Ben Tarha'yı niye göstereyim yani, değil mi? Tarha'dan bahsediyoruz sonuçta. Hani elimde olsa bütün kızlardan sakınmak istediğim Tarha. O yüzden kimse yargılamıyordu bu tavrımı. Esma'nın bir oğlu olacaktı. İsim önerisinde bulunmak çok eğlenceliydi evet ama ufak bir sıkıntımız vardı.
Hepimizin sevip kendi evladına takmak istediği isimler vardı. Sayımız da malum, kalabalık bir kitleyiz. Esma şu nasıl diye sordukça, kanka olmaz ya, onu ben koyacağım tarzı tepkiler hiç bitmiyordu. Bu iş böyle uzar, bir sonucu da olmazdı. Konunun gidişatını değiştirmem gerektiğini düşünerek, ya tamam ya ben buldum, orijinal bir ismim de dedim. Herkes bana baktığında da söyleyiverdim aklımdaki ismi. Kefeşte Tayyuş. Ne? Kefeşte Tayyuş işte. 10 numara isim, kimse de yoktur. O nasıl isim abla be? Dedi Azra. Ya şey yok mu diyerek araya girdi Eslem. Hani Ashab-ı Kehf'in güya isimlerini sayarlar. Yemliha, Mekselina, Mistina, Debernuş, Mernuş, Şazenuş, bir de Kefeşte Tayyuş işte. Azra şaşkınlık içerisinde dürttü beni. Oha, bilmiyordum ben hiç. Doğru mu dedikleri? Doğru tabii kızım, çok güzel isim değil mi ama Kefeşte Tayyuş. Esma karnını tutup okşamaya başladı. Korkma anneciğim, Havle teyzen şaka yapıyor. Hayır hayır, senin adın tabii ki Kefeşte Tayyuş koymayacağım. O kadar komik ve tatlı görünüyordu ki yanına yanaşıp ne olur bu ismi koy, ne olur demekten kendimi alamadım. Beni itleyerek yok sayıp diğerlerine seslendi. Ya kızlar alın şunu başından, çocuğumun psikoloğunu bozuyor. Madem bu kadar sevdin kendin koysana, ne diye kızı darlıyorsun? En iyisini o hak ediyor diye düşünüyorum Nesibeciğim. Kefeşte Tayyuş, baksana söylemesi bile çok güzel. Ay Havle, yeter bu kadar dalga, tamam biz buluruz bir isim, boş verin siz. İyi madem, sana da hiç yaranılmıyor yani. Abartılı konuşma merkezi gülümsetmişti. Muhabbet havadan sudan devam ederken Rana, nişan ne zaman diye sordu. Henüz kararlaştırmadık ama 2-3 hafta olur diye tahmin ediyorum. Ben de nasıl bir yüzük seçeceğini merak ediyorum. Abi, şu kızı bir evlendirelim Allah aşkına. Başkasının yüzünü değil kendisininkini falan merak etsin. Yok mu eş dost bir tanıdık, Rana ile bir konuşup görüşsünler diyen Erva'yı anından öpesim geldi o an. Bilirsiniz dediğini yapan biriyimdir. Ama söz konusu kişi Erva olunca kendimi frenlemek zorundaydım. O yüzden şimdilik uzaktan atılan bir öpücüğün yeterli olacağı kanaatindeydim. Rana alınmış bir yüz ifadesiyle, hiç de bile Erva, ne alakası var yani şimdi dese de asla alınmayacağını çok iyi biliyorduk. Daha fazla uzamasını istemediğim için, yüzüğü seçince sana özel fotoğraf atarım Rana, merak etme sen diyerek konuyu noktaladım. Bizim Rana'yı kızdı da işte benden çok daha meraklı olması beni bir miktar yoruyordu. Yine de her şeyle çok deviyordum bizi be. Çok güzeldik bence. Sonrasında tahmin ettiğim gibi 3 hafta sonrası için ayarladık nişan gününü. Ailelerimizin gösterişlerde olmadığı için, anneler söz birliği etmekte zorlanmadığı için her şey olasız ilerliyordu. Gereksiz masrafa girilmesini asla istemiyordum. Sırf bu yüzden pırlanta yüzük bile aldırtmamıştım. Küçük bir şeye binlerce lira verilmesine aşırı karşıydım. Onun yerine evin ihtiyaçlarından birini alırdık mis gibi. Ben böyle düşündüğüm için sanırım Rabbim de karşıma fırsatlar çıkarıyordu. Nişan elbiseme para vermemiştim mesela. Şeyma hediye olarak elbisemi dikmek istemişti. Birlikte kumaş almış, güzel bir model bulmuştuk. Tam olarak içmesinden bir şey olmuştu. Bu süreçte haftada bir gün Talha ile telefon görüşmesi yapıyorduk. Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluyor. Hakkımızda yeni şeyler öğreniyorduk. Benim kendisine hala Talha Bey diye hitap etmem ve hala sizli bizli konuşmam dışında hiçbir sorun yoktu. Zaten ben de bunu sorun olarak görmüyordum. Belki abartı gelebilir ama bu süreçte lavallikten uzak durabilmemin en kolay yolunun bu olduğunu düşünüyordum. Sınırımı biliyor, kendimden ödün vermeden ve saçma bir kasıntı haline girmeden her anın tadını çıkarmaya çalışıyordum. Nişanımız da aynen dediğim gibi geçti. Nasıl bir nişan olduğunu Esma'nınkine kıyasla tahmin ediyorsunuzdur zaten. Nişanın yapılacağı mekana kızlarla önceden gidip süsleme işleriyle ilgilendik bir farkla. O nişanda benim hassas sürekli biricik kardeşim Esma heyecandan titrediği için sadece kendini hazırlamakla yetinmişti. Bu sefer de hamile olduğu için yine sadece kendini hazırlamakla yetindi. Misafirlerin gelişinden az bir süre kala ben balon şişiriyordum mesela. Esma ise bir sandalyeye çökmüş neyin nerede ve ne şekilde daha güzel göründüğünün dedektifini veriyordu. Benim kaderim buydu. Hazırlık sürecinde Sude de bizimleydi. Bizim kızlarla önceden tanışıklığı olduğu için ayak uydurma problemi çekmiyor, sanki bu grubun daimi üyesiymiş gibi bir görüntü çiziyordu. Gelen misafirleri karşılayıp etrafa gülücükler saçtığım, dua eşliğinde parmağıma yüzüğümün takıldığı, hoş ama bir o kadar da yorucu bir nişandı. Saatler sonra eve döndüğümüzde bitap bir halde kendimi yatağa atmak istemiştim ama bu mümkün değildi. Eve gelir gelmez şademlemiştik, birazdan ailecek oturup yorgunluk çayı içecektik. Üzerimi değiştirip aşağı ineceğim esnada telefonum çaldı. Ekranda Talha'nın ismini görünce hafif bir heyecanla kendime çekidüzen verdim.
Her seferinde sanki görecekmiş gibi istemsizce bunu yapıyordum. Çok bekletmeden telefonu açtım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsın abi? Hamdolsun iyiyim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim elhamdülillah. Nasıl geçti? Herhangi bir aksilik çıktı mı diye merak ettim de bir arayayım dedim. Yok yok, hiçbir aksilik olmadı. Her şey tıkırında ilerledi çok şükür. Sadece yorulduk işte biraz. O kadar da olur demek isterdim ama büyük ihtimalle sen kendini herkesten çok yormuş, olması gerekenden çok daha fazla yorulmuşsundur. Yanlış mıyım? Yani belki biraz haklı olabilirsiniz ama sonuçta en basitinden bir topuklu ayakkabı bile ekstra yorgunluk sebebi. O yüzden tüm suçu bana yüklemeyin lütfen. Doğru, sen de haklısın ama yine de kendini bu kadar yorma. Peki, denerim. Küçük bir duraklamanın ardından konuşmanın devamında ne söyleyeceğini bilemeyen bir edasıyla annem gayet güzel geçtiğinden bahsetti de ben de bir senin ağzından duymak istedim dedi. Evet güzeldi. Esma'nın gibi bir olay yaşamadı en azından. Derken Zübeyir'in nişanında bir şey mi olmuştu diye sordu merakla. Bazen şu ağzıma kürekle vurmak istiyordum fırın küreğiyle. Ya öyle büyük bir olay değil. Erkeği kızın yanında göremeyen kadınlar sırdaşma suretiyle saçmalamaya başlamıştı da ufak bir uyarıda bulunmak durumunda kalmıştım. Bir dakika bir dakika. Annemin bahsettiği kız sen miydin? Eline mikrofonu alıp herkese ağzının payını veren hani. Ne? Evet de Nermin teyze benden mi bahsetmişti yani? Sen annemi hala teyze mi diyorsun? Konumuz bu değil. Nişan sonrası arabaya bindiğinde olayı anlatmıştı. Kimseden çekinmeden konuşman hoşuna gitmiş olmalı ki aferin o kıza deyip duruyordu. Yok artık. Anladım. Utandım sanırım biraz. Evet. Diğer konumuza dönelim. Sen anneme teyze mi diyorsun gerçekten? Evet. Ne zaman annemi demeyi planlıyorsun peki? Nikahtan sonra. Ama ben Fatma anneme anne demeye başladım. Aa bak demişim bile. Talha bazen öyle şapşık geliyordu ki nasıl tepki vereceğimi bilemiyordum. Ya siz de demeseniz şu anlık olmaz mı? Neden ki? Bilmiyorum. Ben şu an diyebileceğimi zannetmiyorum. Hem henüz anne baba hükmünde değiller ki bu konuyu bu kadar ciddiye alıp abartan da bir tek benimdir herhalde. Değiller ama şunun şurasında birkaç aylık bir süreç var. Kendini alıştırmış olursun hem. Ama nasıl diyeceğim ki? Bak tam olarak şöyle. Sesini biraz yükselterek devam etti. Anne. Benimle dalga geçtiğini düşünürken arkadan Nermin teyzenin sesi duyuldu. Efendim oğlum? Yok anne sana demedim. Havliye ile konuşuyorum da. Selam söyle abla kızıma. Aynı anda aldık selamını. Aleyküm selam. Duydun mu bak o sana kızım diyor. Nermin teyze bana hep kızım diyordu zaten. Çoğu kadın kızım diye sever. Bence çok normal. İnadım diyorsun yani. Hayır demiyorum. Evet diyorum. Kararlılığına hayran kaldım. Ben de. Ya ben zamanında böyle kayınvalidesine hemen anne diyen insanlara çok dalga geçtim. Ben dersem tüm imajım yerle eksen olur. Derdime bakar mısınız yalnız? Ha öyle desene. Nişanlım beyle konuşup böyle karar kıldık dersin. Bence mantıklı. Nişanlım mı bey? Evet nişanlın değil miyim? Öylesiniz tabii de. O zaman tabir garibime gitti. Şimdiki gençler öyle demiyor mu? Sanki bana 50 yaşında diye fısıldadım. Seni duydum. Rezil olmasam hatırım kalır zaten. Ama ben burnumdan kıl aldırır mıyım? Asla. Sonuçta ben o gençlerden değilim. O da doğru. Ne yapıyoruz? Anneme anne diyor musun şimdi? Dalga geçer gibi söylemesi o kadar komiğime gidiyordu ki kahkaha atmamak için kendimi zor tutuyordum. İkimiz de teyze desek olmaz mı? Bu da bir çeşit söz birliği değil mi? Öyle de annem çok mutlu olurdu be. Vicdanımı oynuyorsun yalnız. Bu haksızlık. Aslında ben yorgunluğunu oynuyorum. Kastını anlayamadığım için açıklama yapmasını bekledim. Talha anlayışlı bir tonla devam etti. Kafan dağılsın diye üzerine gittim konunun. İstediğini demekte özgürsün tabii. İlla diyemem dersen annemle konuşur. Gönlünü bile alırım hatta. Kalbim onu seçtiği için, Rabbim kaderim onu yazdığı için öyle mutluydum ki ne kadar şükretsem az gelirdi. Ben teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Kendimi daha iyi hissediyorum diyebildim sadece. Rica ederim abla. Sen hep iyi ol. Hep iyi olalım. Birlikte. Bu adam bana beni sevdiğini söylemese de olur. Birlikte. O zaman Rabbime emanet ediyorum seni. Daha fazla tutmayayım. Estağfurullah. Siz de Allah'a emanet olun. Selam ederim herkese. Ben de öyle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Gerçekten de insanın bir telefon görüşmesi bile harika hissedebileceğini göstermişti bana. Daha az yorgun hissediyordum şu an ve çok daha mutlu biriydim. Sonrasında
Her ne kadar Talha beni kendimi yormamam konusunda tembihlemiş olsa da dediğini yapamıyordum. Nişanlılığını krize dönüştüren evine koltuk perde seçerken kendini özbenliğinden kopan çok kişiye rastlamıştım. Ben de öyle olmaktan korktuğum için bu süreçte kendime biraz fazla yükleniyordum. Okul yoğunluğuma, düğün ve ev hazırlığı yoğunluğumun eklenmesi yetmiyormuş gibi başka şeyler de ilave etmiştim. Okulda yıllardır devam ettiğimiz hadis dersi halkımızın sorumluluğunu ben devralmıştım mesela. Aslında işin doğrusu bana teklif etmişlerdi, ben de geri çevirememiştim. Çok zorlanacağımı düşünmüyordum açıkçası. Nişanlı olmanın yahut evlenmemin hayatın getirdiği en olan şeylerden biri olduğu kanaatindeydim. Hayatım normal seyrinde devam ettirerek hiçbir konuda fire vermemeye özen gösteriyordum. Hatta o nişanlı onu bu seferlik es geçelim ya da yakında düğünü var ya onu mazur görelim gibi muamelelere maruz kalmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyordum. Öyle denilecek biri olmadığımı biliyor ve kendimi herkese ispat etmeye çalışıyordum. Bu da haliyle çok fazla yoruyordu beni. Nişanlı olmak, ev düzmek bir marifet olmadığı gibi bir mazeret de değildi. Unutkanlıklarıma, hatalarıma sebep olan şey parmağımdaki yüzük değildi. Ben hala aynı Havle'ydim. Rabbinin rızasını kazanmak için yaşayan, cennet için yarışan, iyi işler peşinde koşmaya çalışan Havle. Nişanlansam da, evlensem de, soyadım da değişse konumum hiç değişmeyecekti. Dünyalık hiçbir şey hedefime engel olmayacak, ayağıma dolanmayacaktı. Öyle olmak zorundaydı ve ben bunu başaracağıma inanıyordum. Birçok yerde görebilirsiniz bu isimleri ama sahihliği yoktur. Ashab-ı Kehf'in sayıları bile net değildir. Ayetlerde insanların onların sayılarına takılacağı zikredilir. Sayıya takılıp asıl mevzudan uzak kalacaklarına vurgu yapılır. Kur'an'dır kaynağımız. Orada az bilgi vardır. Hadis-i şeriflerde de isimlerine dair hiçbir şey yoktur. Bilmekte fayda var. Sonrasında sayılı gün çabuk geçer mevzusu pek inanılası gelmiyordu insana ama bazen harbiden çabuk geçiyordu. Bir yandan eviydi, temizliğiydi, eşyasıydı, diğer yandan dersiydi, stajıydı, sınavıydı derken ilk zamanlar uzunca bir zaman dilimi gibi görünen birkaç ay adeta göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede geçip gidiverdi. Biraz yorgun hissetsem de evdeki son günlerimi dolu dolu geçirmeye çalışıyordum. Yalnızca bir hafta kalmıştı düğüne ve ben çok nadir yaptığım bir şeyi yapıyordum. Annemin kahvaltı hazırlamasına yardım ediyordum. Evet ben kahvaltıyı anneler hazırlar görüşünün baş mimarı Havle bir cumartesi sabahı erkenden uyanmış kahvaltı hazırlamasına yardım ediyordum. İnşallah hayır duası alırdım gider ayak. Çünkü çekilen bu çile ancak o zaman kıymetli olabilirdi. Güzelce yıkadığım yeşilliklere doğrarken annem kıyafetlerini topladın mı Havle diye sordu. Bir an düşünüp cevap verdim. Henüz hepsini değil anne. Onları kahvaltıdan sonra hallet de Hubeyb'le götürüverin kızım. Tamam inşallah. Bu kadar konuşmayla yetinip kendi düşünce dünyama dalmalıydım belki ama aklıma gelen şeyle gülmeye başladım. Bu durum annemin dikkatini çekti tabii. Hayırdır diyerek kaş göz yapınca açıklama yapmam gerekti. Babamın ablamlara eve hediye ettiği zamanı hatırlıyor musun? Ablamla evi görmeye gitmiştik de dönüşte babam orada veya beğendiğiniz başka bir yerde size de daire vereceğim. Ablanızı kayırdığımı düşünmeyin sakın ha demişti. Ben de ben kocamı üç güveys olarak oturtmam baba. Diğerlerini ayarla daireyi sen. Biz başımızın çaresine bakarız diyerek olmayan kocamı savunmuştum ergen erken. Şimdi babamın hediye ettiği dairede ev düzdük. Orada yaşayacağım şaka gibi. Ona iç güveysi denmez kızım desem de asla takmamıştım beni. Yine bildiğini okumuştun. Ya ama böyle olacağını düşünmemiştim ki hiç. Bana kötü bir şeymiş gibi geliyordu o zamanlar. Tamam sen oturmazsın, kirasını alırsın diyoruz. Yok onu da kabul etmem diyorsun. Neyin açıydın sen de? Gerçi hala öylesin de o zaman çok daha başkaydı. Büyüyünce sanki düzeldin biraz. İşimi bitirmiş bir halde ellerimi yıkarken cevapladım annemi. Sağ ol anne ya, cidden. Ama anne var be, o kadarcık da demeyelim mi? Geçmiş gitmiş günler. Oturduğu sandalyede hem patezini soyuyor hem de bana laf yetiştirmeye çalışıyordu. Bence ben bu laf yetiştirme konusunda anneme çekmiştim. Arkasının dönük olmasına fırsat vererek yanına yanaşıp yanaklarını öptüm. Sonra da önüne geçip az önce öptüğüm tontiş yanakları sıkmaya başladım. O kadarcık da de, çok kadarcık da de, istediğini de. Ay Havle acıttın kızım dur bir. Baban uyanacak şimdi. Hala hazır diyelim bu kahvaltı diye soracak. Babamı taklit edişi takdire şayandı doğrusu. Öyle diyen gelir yardım eder diyerek kollarını zorla havaya kaldırıp altına girdim. Hiç zaman değilken böyle yapıp annemi bana saldırtmak çok hoşuma gidiyordu. Hala hazır değilim bu kahvaltı.
Duyduğumuz ses moralimizi bozmaya yetmişti. Annemden ayrılıp sıkıntıyla ayağa kalktım. Al işte anne, gördün mü bak? Açtın ağzını. Geldi babasının oğlu. İyi huylarını almazlar zaten acamcağızın. Nerede bir kötü huy var hemen onu alırlar. Odun geldiler, odun gidecekler anne. Eldeki mal bu. Biz de katlanacağız mecbur. Hadi sen yine iyisin. Talha böyle değil. Ben ne yapayım? Baban yetmedi. Bir de bu çıktı başımıza. Ne yapıyorsunuz siz? Hubeyb ağzı beş karış açık. Uyku mahmurluğuyla bir anneme bir bana bakıyordu. Konuşmaya dalınca varlığını unutmuşuz meğerse. Annem onu baştan aşağı süzdü. Ardından bana göz kırpıp ''Aa sen burada mıydın? Kusura bakma fark edememişiz.'' dedi. ''Ne kadar fenasınız siz kadınlar. Göz göre göre dedikodu mu yapıyorsunuz?'' ''Gözün gördüğü için dedikodu olmuyor bir kere o tatlım.'' ''Gizin girdiği için dedikodu ilmiyor bir kere tetlim.'' ''Çok kötüydü ya. Uf, çok kötü yaptım, kusura bakmayın dinleyenler.'' Hubeyb çarpılmış gibi davranmaya kese şu patatesleri ve bıçağı kayıp geri getir bana. Hubeyb annemin dediğini yaparken ben de buzdolabını açıp kahvaltılıkları çıkarmaya başladım. 10 gün sonra bu anı, bu konuşmaları özleyeceğimi biliyordum. Kalabalığa alıştığım için yalnızlık ağrıma gidecek ve bugünlerin tatlı hatıraları yüreğimi sızlatıp gözlerimi dolduracaktı. Böyle şeyleri düşünmek canımı sıkıyordu. Düşünmemeliydim. Düşünmemeliydim. Düşünmeme... Yarın için eksik yedik bir şey var mı anne? Bugünden hallederim. Hubeyb'in cümlesi düşünmemi engellediği için ona minnettardım. Gerçi bu sefer de yarınki nikahın derdine düşüp heyecanlanmaya başlamıştım ama bu durumu kesinlikle diğerine tercih ederdim. Şu anlık bir eksik yok. Olursa söylerim ama meraklanma sen. Meraktan değil ki, yarın son dakika başıma iş açmayın diye diyorum. Hubeyb'in az evvel yaptığını taklit ederek ''Yarın son dakika başıma iş açmayın diye diyorum.'' dediğimde önce elindeki patatesi bir kenara bırakıp avcunu suyla doldurdu. Sonra da bana kaçacak bir yer bırakmadan o suyu ensemden aşağı saldı. Havalar hala soğuk olduğundan buz gibi bir titremeye maruz kalmıştım. Bununla da yetinmeyip başımın tepesinde topuz yaptığım saçlarımı tutup çekiştirme suretiyle bozdu. Ben de onun saçını çektim. Bir de elimle ulaşıp da tutabildiğim kulağını, onun yaptıklarının yanında benimkiler kedi ısırığı gibi kaldığı için en son anneme şikayetlenmek zorunda kaldım. Kadıncağız yaşaya kadar olduğumuz halde hala nasıl çocuk gibi davrandığımızı anlayamadığına dair söylemlerde bulunuyor. Elimizi çabuk tutmazsak dedemden yine kahvaltı öğle yemeğini birlikte yiyoruz azar işiteceğimizi söylüyordu. Neyse ki kimsecikler kızmadan, sinirlenmeden güzelce yaptık kahvaltımızı. Sonrasında kıyafetlerimizi toplayıp kendi evime taşıdım. Evet, kendi evim. Babamın evinde işte bu acıttı. Sadece birkaç parça eşya bıraktım. Kızlar ve Hubeyb de yanımdaydı. Ben kıyafetlerimi gardıroba yerleştirirken Rümeysa ve Meryem mutfak için aldığımız son şeyleri kayıp düzenliyordu. Hubeyb de ne yapsın işte? Oturma odasında koltuğa sere serpe uzanmış saçma sapan videolar izliyordu. Her şey bitip eve döndüğümüzde ertesi gün için hazırlık yapan anneme yardım ettik. Aslında sadece nikah olacaktı tabii ki, dini nikahtan bahsediyorum. Yani öyle çok büyük bir hazırlığa ihtiyaç yoktu bakıldığında ama benim ailem, süt ailem ve arkadaşlarım bir araya gelince bile küçük bir ordu oluşturuyordu. Buna bir de Talha'nın ailesi, dedesi, amcası gibi eklenecekti. İyice kalabalık bir kitleye dönüşecektik. İşte tam da bu yüzden annemler misafirlere yemek yedirmeye karar vermişti. Etli pilav, börek, tatlı ve mecburen hazırlıkları da uzun sürüyordu tabii. Ertesi gün ne ara uyandım, ne ara kahvaltı yaptım, ne ara kızlar geldi de hazırlandım, ne ara siyahlarımı giyip buraya geldim de oturdum bilmiyorum. Önüme konulmuş bardaktan bir yudum su içtiğimi biliyorum, o kadar. Abi de aşırı heyecanlı olduğumu. Tahir'in işten bilindik dualarla açılışı yaptı. Ardından dedem ve Talha'nın dedesinin kulağa küpe nasihatlerini dinledik. Sadece bir aile, bir yuva kurmuyorduk. Aile sağlam temeller üzerine inşa edilirse, yetiştirilen her çocuk fıtrat üzerine yetişir, her fert İslam'ın hakiki birer temsilcisi olurdu. Bu sebeple kurduğumuz şey sadece yuva değil, küçük bir İslam devleti niteliği taşıyordu. Fert fert yeryüzüne yayılacak olan İslam'ın ilk doğumu, ana çekirdeğiydi aile. Bu bilinçle bu yola girmiş, bu bilinçle hayatımızı idame ettirme kararı almıştık. Mehri önceden kararlaştırdığımız için bir sıkıntı olmamıştı. 300 gram altın istiyordum mehir olarak. Bu miktarı fazla görüp acımasız olduğumu düşünenler olabilir. O yüzden küçük bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Mehir kadının hakkıdır. Kişi karşı tarafı zora sokmamak şartıyla istediği miktarı söyleyebilir. Kadın dilerse kilosu kadar altın ister, dilerse 5 grama razı olur. Herkesin kendi bileceği iş. Bizde de alan razı, veren razı. Kimle karışır değil mi? Nikah başladığı gibi dualar eşliğinde nihayete erdiğinde yerimden kalkasım gelmemişti. Kabul ettim.
derken sesim titremesin diye kendimi nasıl sıktıysam ayaklarımı hissetmiyordum. Kalkmamla yere kapaklanmam bir olurdu. Ama kalkmazsam biri çıkıp alın bunu buradan der diye de korkuyordum. Bunun muhasebesini yaparken birkaç dakika geçmiş olacak ki babam tamam kızım sen de çıkabilirsin artık dedi. Etrafıma bakmak anca o zaman aklıma geldi. Bütün kadınlar odadan çıkmış bir tek ben kalmıştım. Keşke yere kapaklansaydım da böyle yerin dibine girmeye hasret kalmayaydım. Ama işte boşuna rezillikler kraliçesi değiliz. Günün devamı da başladığı gibi hızla geçti. Kendimi bir ara herkesin elini öpüp dualarını alırken bulmuştum. Sonra yemek yediğimi hatırlıyorum, kızlarla muhabbet ettiğimizi falan. Hayat akıp gidiyor da ben peşinden zor yetişiyormuşum gibi bir his vardı içimde. Ama öyle kötü manada değil. Mutluydum, içim kıpır kıpırdı, herkese gülücükler saçıyordum. Tüm bu telaşın ardından gece olup yatağıma uzandığımda bile bütün yorgunluğuma rağmen kaybolmayan bir histi bu. Dualarımı okuyup uyanmak için sağ tarafıma döndüğümde bir bildirim sesi geldi. Gecenin bir yarısı kim mesaj atardı ki? Ayaklanıp telefonu elime aldım. Mesaj Serhat'tandı. Normalde bu saatte asla yazmazdı. O yüzden istemsiz bir kaş atışıyla tıkladım mesaja. Aynen şöyle yazıyordu. Bu bir artık nikahlı eşim olduğuna göre sana istediğim saatte istediğim şeyi yazabilirim mesajıdır. Ben Tarhan'ın en az benim kadar deli biri olduğuna inanamıyordum. Her an beklenmedik bir şeyle çıkabiliyordu karşıma ve ben her seferinde şu anda olduğu gibi salak salak sırıtıyordum. Az sonra telefonum çalmaya başladı. Kızları uyandırmamak için apar topar terasa koştum. Önemli olayların ardından aramaya huy edinmişti bu adam da. Efendim dedim fısıltıyla. Havle dedi şaşkın şaşkın. Efendim Talha. Oha! Kendisine ilk defa direkt ismiyle hitap ettiğim için böyle bir tepki verdiğine emin edebilirim. İspata ihtiyacı yok bence bunun. Çok affedersin, selam vermeliydim önce. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayır olsun inşallah. Sen az evvel kahkahamı attın. Yo. Hayır attın gördüm. Derken sen öyle mesaj atmazdın. Ha sen onu diyorsun. Talha Bey, eş kontenjanından yararlanan tek kişi siz değilsiniz. Gülerek konuştuğum için sesim çok saçma çıkıyordu ama umurumda değildi doğrusu. Sizi de kaldırmıştın sanki ama geri mi geldi anlayamadım. Kalktı kalktı o da kalktı artık. Heh iyi sevindim. Sen niye aradın ki bu saatte? Sen öyle mesaj atınca bir şey oldu sandım ne bileyim. Ha Talha ya o kadar mı şaşırdın? Evet. Nedenini öğrendiğine göre başka bir şey demiyorsan kapatayım ben o zaman çok yorgunum. Dur kapatma seni yarın yemeğe götürebilir miyim? Vay bence götürebilirsin. O zaman nikahtan sonra gideriz. Yarınki resmi nikahtan bahsediyordu. Güzel olurdu bence de ama önemli bir sorunumuz vardı. O yüzden istediğim cevabı veremedim. Hayır olmaz. Neden? Nikah şahidim kim benim? Ubey dedi sanki çok normal bir şeymiş gibi. Evet işte o yüzden olmaz. İyi de neden? Kesin o da gelmek isteyecek. Yok canım niye istesin? 5 yaşında çocuk mu demek istiyor aslında? Siz de fark ettiniz mi? Haklı ama insan göbek bağının bir kesildiği kardeşini gayet iyi tanıyor işte. Her olayda burnumuzun dibinde bitiyor. Bu sefer de kesinlikle isteyecek. Ben konuşurum onunla. Bir şey olmaz. Umarım. İyi madem. Hazır konuşmaya göze almışken babamdan da izni sen koparırsın o zaman. Tabii babam biricik damadını kıracak değil nihayetinde. Yasir abimin yerini alman için 40 fırın ekmek yemen lazım ama tabii yine de sen bilirsin. Bir kere de gaza getir pohpohla ne bileyim evet en iyisin falan de be kadın. Oo şimdiden mızırdanacaksan hiç oynamayalım Talha Bey. Yok şakaydı. Biliyorum. Ben de bildiğini biliyorum. O zaman sorun yok. Yok. Hayırlı geceler sana. Sana da öyle. Allah'a emanet ol. Sen de. Derssiz, tasasız, kasıntısız, eğlenceli bir telefon muhabbetinin daha sonunda beni yine sırıtırken gördüğünüz için mutlu olduğunuzu düşünmek istiyorum sevgili dostlarım. Zira ben aşırı mutluyum. Sonrasında kınasında düğününde ağlayan insanları hep şaşırmışımdır. Şaşırdım yani önceden. Artık şaşırmıyorum. Birkaç gün önce kızlarla kendi aramızda eğlendiğimiz gece bir nebze daha iyiydi. Ağlamamıştım en azından ama şimdi düğün mekanına girmek için evden ayrılacağım şu zaman diliminde ağlamamam işten bile değildi. Biraz önce anne ve babamla tek tek görüşmüş, onlara epey sapa gelmez. Zor bir çocuk olmama rağmen beni sabırla yetiştirip bugünlere getirdikleri için hayır duada bulunmuş, dualarını almıştım. Dedem ve babaannemin öğütlerini dinlemiş, kardeşlerime mekan uzaklığının gönül yakınlığına engel olmadığını söylemiştim. Hubeyb'le yapacağım hiçbir vedanın yeterli olmayacağını biliyordum. Sadece gözlerinin içine baktım. Omuzlarımdan tutup bana sıkıca sarılmasına izin verdim ve ardından kulağına fısıldadım. Bu bir veda değil Hubeyb.
bu bir veda değil Havle, diyerek tekrar etti beni. Bu bir veda değildi, evet. İstemediğim bir yere gittiğim de yoktu. Ama ayrılık insanın yüreğini sızlatıyor. Yolun sonu mutluluğa varsa da o an için insan bir tutam acıyı misafir ediyordu gönlünde. Düğünümüzde konvoy yoktu. Süslenmiş bir gelin arabası yoktu. Gelinliğim yoktu. Şık ve sade bir elbisem vardı. Onu da gittiğim yerde giyecektim. Gelin alma olayı yoktu. Gelenek ve görenek adı altında parası sömürülen bir damat yoktu. Talha arabasıyla aşağıda bekliyordu. Binecek ve gidecektik, bu kadar. Hubeyb ve kızlar da benimle birlikte geldiler. Herkes arabada yerini aldığında Talha dikiz aynasından bana baktı. Ağladığımı anlamış olacak ki güç verircesine gözlerini kapatıp açtı. Ben de her şey yolunda anlamında tekrar ettim aynı hareketi. Evet, her şey olması gerektiği gibiydi. Size abimle Esma'nın düğününden bahsederken kendi düğünüm olsa bu kadar yorulmazdım dediğim günü hatırlıyor musunuz? Yok öyle bir şey. Her giyene sarıl, hepsiyle fotoğraf çekil. İltifatları kabul et ve gülümse. Zormuş abi, çok zormuş hem de. Ben ne bileyim böyle olacağını. Kendime anın tadını çıkar Havle diye diye canım çıktı resmen ya. Bu nedir arkadaş? Neyse ki ömrümde bir defa başa geliyor. Yoksa çekilir dert değil, ciddiyim. Şimdi hakkını yemeyeyim. Yorucu falan da ama nadide hatıralarım arasında başı çekecek en güzel olaylardan biriydi. Kendi rızasını gözeten bir eş nasip eylemişti Rabbim bana ve bugün ikimizin günüydü. Eşimiz, dostumuz, bütün sevdiklerimiz yanımızdaydı. Mutluluk paylaşıldıkça çoğalırdı ve biz bunun hakkını fazla fazla vermiştik. Eve geldiğimizde ayaklarımı hissetmiyordum ve yoğun bir baş ağrısı çekiyordum. Bu nedenle daha feracem bile çıkarmadan mutfağa girdim. Talha oturduğu yerden ne yaptığımı sorduğunda çay koydum. Bütün gün çaysız kalmaktan başım ağrımış, içersin değil mi diye karşılık verdim. İçerim içerim dediğine göre o da fazlasıyla yorulmuş olmalıydı. Talha ile konuşacak konularım olduğu için hızlı bir şekilde üzerimi değiştirip yanına gittim. Kafasını arkasına yaslamış bir halde oturuyorduk koltukta. Uyuyamadığını bildiğim için sen de üzerindekileri çıkar istersen rahat edersin dedim. Kafasını kaldırıp bana baktı ve donakaldı. Önce neden böyle yaptığını anlayamasam da sonradan dank etti. Ben onun her haline alışkındım da o benim bu halimi daha önce görmemişti ki. Sorun değil, alışırsın yakında diyerek gülümsedim. Dedi, alışacağız mecbur. Omuzuna bir şaplak yemeyi hak etmişti aslında ama hem bıyık altından güldüğü için hem de ilk günün hatırına kendime engel oldum. Talha geri döndüğünde mutfağa gidip çayları doldurdum. Önceden hazırladığım kuru yemiş kaselerini de almayı ihmal etmeden soğanın yolunu tuttum. Getirdiklerimi sehpanın üzerine yerleştirdikten sonra seni biraz bekleteceğim diyerek yatak odasına koştum. Talha'nın içeride hareketlerime anlam vermeye çalıştığını bildiğim için sinsi sinsi gülmekten kendimi alamıyordum. Bugün için çok güzel bir planım vardı. İnşallah bir aksilik yaşanmazdı. Elimde tuttuğum içi kağıt dolu fanusla Talha'nın yanında yerimi aldığımda beklediğim soru hiç gecikmeden geldi. Nedir o? Çay içerken vaktimizi değerlendirebileceğimiz oyun gibi bir şey. Oyun gibi? Evet, bak şimdi. Bu kağıtların her birinde soru var. Sırayla kağıt seçip birbirimize soru soracağız. Soru dediğime bakma. Çok basit şeyler. Tamam, kabul. Seçeyim bir tane? Seç. Talha fanustan bir kağıt aldı ve içinde yazanı okudu. En sevdiğin renk? Ha, böyle şeylermiş. Tamam ya, kolaymış. Evet, çok kolay. Şimdi ben cevap veriyorum. Mor tabii ki. Bunu zaten biliyorsun da soruları çok önceden hazırladığımdan ufak tefek aksaklıklar olabilir. Sıra sende. Senin en sevdiğin renk? Sanırım lacivert. Sana yakışıyor. An itibariyle kesinlikle en sevdiğim renk oldu. Ya tamam, ben seçiyorum. En sevdiğin, sevmediğin hayvan. Atları severim. Sevmediğim de böcekler sanırım. Aha, şaka yapıyorsun. Böceklere bayılırım ben. En sevdiğim hayvan diyemem belki ama severim yani. Sevemediğim tek hayvan fare. Hafif iğrenmiş bir şekilde bürünen yüzü gülümseme sebep olmuştu. Aşırı tatlı göründüğünü düşünüyordum. Oyuna bir süre devam ettik. Sevdiğimiz yemekten, en çok dinlediğimiz neşide, bir numaralı filmimize kadar bir sürü soru sorduk, cevapladık. Bazen güldük, bazen şaşırdık, bazen cevaplarımızı saçma bulduk. Ama sonuç olarak çok güzel eğlendik. Talha'nın hafiften sıkılmaya başladığını hissettiğim an ona özel olarak hazırladığı kağıdı uzattım, sıra bunda. Bunun özelliği ne? Okursan öğrenirsin. Tamam, bakalım neymiş diyerek açtı, kaşları çatıldı, ardından sesli bir şekilde okudu soruyu. Hiç aşık oldun mu? Herhangi bir yorumda bulunmasına müsaade etmedim. Oldum, dedim. Eğer bölmeyeceğine ve sabırla dinleyeceğine söz verirsen anlatmak isterim. Hiç memnun olmamıştı ama mecburen kabul etmek zorunda kaldı. Ben de başladım anlatmaya.
18 yaşında katıldığım bir programda rastladım ona. Çok güzeldi. Yüzü, duruşu, tam evlenecek biri olduğunu düşünmem elimde olan bir şey değildi. Birkaç hafta sonra tekrar gördüğümde içimde bir şeylerin koptuğunu hissettim. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Aşk diyemezdim belki ama bunun bir başlangıç olduğunu biliyordum. Önce kim olduğunu buldum internetten, adını, yaşını, mesleğini. Sonra yaptığımın yanlış olduğunu düşünerek uzun bir süre unutmaya çalıştım. Ben çalıştıkça daha çok kazındı zihnime, kalbime. Anlatırken Tarhan'ın an be an değişen yüzünü izliyor. Uzun zamandır beklediğim bu anı bozmamak için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Aradan yıllar geçmiş olsa da bir yerde rast gelecek olsam kalbimin ilk günkü heyecanla çarpacağını biliyordum ve çarpıyordu da. Ona aşık olduğumu biliyordum ama bunu herkesten gizliyordum. Sadece Rabbime anlatıyordum, ondan istiyordum. Haram bir işe bulaşmaktan ona sığınıyordum. Bir vesileyle annesiyle tanıştım. Çok hoş bir kadındı ama beni oğluna layık göreceğini hiç zannetmiyordum. Şehir dışında kalmak zorunda olduğu bir dönemde annesi ona uygun bir eş adayı bulduğunu söyledi benim yanımda. O gün kahroldum. Ona inat ben de saçma sapan bir adamla evlilik görüşmesi yaptım. Bu kısımda gözlerini kocaman açtı. Olumlu geçmedi tabii ki dediğimde derin bir nefes alıp dinlemeye devam etti beni. Ben ondan hiç vazgeçmedim. Hep dua ettim. Sonra bir gün şöyle teyzem aradı. Senin için kefil olduğunu ve görüşmek isteyip istemediğimi sordu. Talha daha fazla devam etmesen bunu kaldıramam öyle diye adeta yalvardı. İşaret parmağımı dudağıma götürüp şşş dedim araya girmeyeceğine söz vermiştin. Çökmüş bir halde dinlemeye devam etti. Onun o hali ve yaşadığım şeylerin bilinciyle duygulandım. Gözlerim dolu dolu konuşmam zordu ama ben sesim titrese de aldırmadım. Şule teyzem bunu söylediğinde ona cevap veremedim biliyor musun? Yıllardır sevdiğim adam için süt annem kefil olmuştu. Haramdan uzak bir şekilde içimde büyüttüğüm sevdam bana aday gösteriliyordu. O gün çok ağladım. Mutluluktan ağlamanın zirvesini yaşadım. Talha'nın ruh değişimi görülmeye değerdi. Az önce sinirden çatıl olan kaşları şimdi şaşkınlıktan havaya kalkmıştı. Ne dedin sen? Sevdiğim kişi sendin Talha. Yıllarca yolunu gözlediğim kişi sendin. Aşık olduğum adam sendin. Öyle bir gülümsedi ki bunu ifade edecek kelimem yok daracımda. Tıpçıyım ben. Beni kendine çekip sımsıkı sarıldı. Ellerim sırtımdaki yerini aldığında çok korkuttun beni diye fısıldadı. Bir an her şey daha başlamadan bitecek sandım. Yüzünün aldığı şekilleri görmen lazımdı yalnız diyerek kıkırdadım. Keşke videoya çekseydim ya. Harika malzeme çıkardı. Hayır yani dümdüz seni seviyorum desen olmaz mıydı diye tatlı tatlı sitem etti. Başımı göğsünden kaldırıp yüzüne baktım. Ama heyecanı kalmazdı o zaman. Ben çok eğlendim. Gözlerini devirdi. Ya ya bayıldım ben de. Yerime yeri yerleştiğimde koskoca 3,5 yıla bu kadarcık şey sığdırmış olamazsın. Her bir ayrıntıyı dinlemek istiyorum dedi. Hay hay en yakın zamanda anlatırım. Ama sen önce askerdeyken annenin senin için bulduğu kızla görüşüp görüşmediğini söyle. Görüştüm dedi. Aniden ayrılıp dik dik yüzüne baktım. Ne demek görüştüm? Kimdi, neydi, neyin nesiydi? Benden güzel miydi? Anlat çabuk. Muzipçe gülümsedi. Sendin. Hadi oradan. Vallahi bak. Talha. Ben annen öyle saçma zamanlarda öyle çok rezil oldum ki bahsettiği aday ben değildim eminim. Ben olsam aday adayı falan olurdum. Orasını bilemem. Askerden geldim. Ertesi sabah bana senin adını verdiler. Ben de seve seve kabul ettim. Seve seve mi gerçekten? Seve seve. Kollarımı kocaman açıp sımsıkı sarıldım kocama. Teşekkür ederim dedim. Beni seve seve kabul ettiğin için. Teşekkür ederim dedi o da. Beni bıkmadan usul usul sevdiğin için. İşte böyle dostlar. Bir hikayenin sonuna geldik. Hikayenin yazarı Udeyç Hanım'ın hikayenin sonuna eklediği kısa paragrafı da okuyayım. Ağlamaları sevmem. Ama sanırım birkaç damla gözyaşı akıtabiliriz. Bugüne kadar bizimleydiniz. Kendi çapımızda kocaman bir aile olduk. Kah tebessüm ettik, kah gülümsedik, kah kahkahalar attık. Bazen mutluluk gözyaşları akıttık. Çok nadir üzünlendik. Çoğu zaman eğlendik. Hep yanımdaydınız. Desteklerinizi esirgemediniz. Bana okuyucu değil, dinleyici değil, kardeş oldunuz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu bir veda değil. Küçük bir ayrılık sadece. Bir klasikle noktamızı koyalım. O değerli vaktinizi bize ayırdığınız için La Havle ekibi olarak sizlere teşekkür ederiz. Dualarınızı bekler. Sizleri Rabbime emanet ederim. Gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Tertemiz, böyle
insana çokça güzel şeyler katan bir hikayeydi. Böyle bazen bazı hikayeler veya filmler işte ya da yaşadığımız olaylar bazımıza çok çabuk etki ediyor. Hemen onu hayatımıza alıp uyguluyoruz böyle ne bileyim o hikayede güzel insanlardan bahsediyorsa biz de güzel insan oluyoruz. Hemen etki ediyor. Bazımıza böyle o hikaye artık bilinçaltımıza giriyor ya. Belki 1-2 yıl, belki 3-5 yıl sonra o hikayede anlatılanlar atıyorum namaz kılmak, tesettüre girmek ya da yanlış şeylerden korunmak gibi şeyler işte birkaç sene sonra geçiyor. Ama ben eminim ki bu güzel hikayeleri dinlediğimizde ben İslami hikayeleri çok seviyorum. Biliyorsunuz ilk İslami hikayeler okuyarak başladım ama sonra hikaye bulamadım. Böyle içinde çok aykırı şeyler olmayan şeyleri size paylaşmaya devam ediyorum. Ama keyif aldığım ve seslendirdikten sonra huzur bulduğum, kalbimin mutmain olduğu hikayeler İslami hikayeler. Bu da onlardan biri. İşte bu hikayelerin bize çok şey kattığını düşünüyorum. Kendime öncelikle. Ben bu yani kendime derken ben düzgün bir insan olmaya çalışıyorum. Yanlışlarım, hatalarım var. Ama bu hikayelerin atıyorum 10 tane hata yapacaksam bunu 8'e, 7'ye indirdiğini düşünüyorum. Kimisinde 4'e 3'e indirir, kimisinde 1'e indirir, 0'a indirir, kimisinde de sadece bir tane indirir. Ama eninde sonunda indireceğini. Yani bu hikayeyi baştan sona kadar dinleyecek kalbiniz, yüreğiniz varsa, yani kalbiniz böyle ılıksa, kalbiniz hafifse, bu hikayeyi buraya kadar dinlediyseniz eminim ki size birçok şey katmıştır. Zaten kalbi katı demeyeyim de hani bu hikayeyi dinlerken ah bu ne be bu ne biçim şey. Hikaye dinlemekten bahsetmiyorum. Hikaye dinlemeyi herkes sevmeyebilir. Ben de dinlemeyi sevmiyorum mesela. Kendi hikayem dışında dinlemeyi sevmiyorum. Dinlemeyi sevdiği halde hikayenin konusu hoşuna gitmeyen ya da hikayenin içeriği hoşuna gitmeyen buraya kadar gelmez. Geldiyseniz de kalbiniz böyle bunları almaya açıktır burada anlatılanları. Ben şifa olacağına inanıyorum kalbinize bu hikayenin. Bu ve bunun gibi hikayelerin. Böyle demişken hikayenin yazarına çok çok teşekkür ederim. Siz de yorumlarda teşekkürlerinizi iletirseniz çok sevinirim. Özel bölüm gelir mi bilmiyorum. Sonrasında bakacağız, göreceğiz inşallah. Bu kadar. Yeni hikaye beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. Yine size çok çok şey katacağını düşündüğüm bir hikaye. Hiç şüpheniz olmasın. Ben seslendirirken büyük keyif aldım. İlk yarım saati hariç. Yarım saat dedim ki ya ben ne seslendiriyorum böyle ya dedim. Bayağı bir böyle ben de seslendirirken sıkılmıştım. Ama sonrasında Allah dedim nereye düştüm ben. Çok güzel bir hikayeydi. Çok keyifle seslendirdim. Böyle bir de erkek ağzından anlatılıyor hikaye. O yüzden de rahat rahat seslendirdim böyle fazla incelmeden. O yüzden ve çok şey katacağını düşünüyorum sizlere de. Hikayenin adı Dört Çeyrek. Biliyorum birçoğunuz dinlemiştir ama dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Hatta dinleyenler tekrar dinlesin. Ama dinleyenler çok şanslı. Çünkü çok keyifli bir hikaye dinleyecekler. Dinlemeyenler çok şanslı. Çünkü çok keyifli bir hikaye dinleyecekler. Dört Çeyrek Sesli Kitap, Dört Çeyrek Cihan Bozacı diye yazmanız yeterli. Yeni hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.